merhabalar. Güzel bir gün olsun herkese. Renklerin öneminden hep bahsediyorum. Renklerin bir anlamı var. Bugün somon rengi giydim. Somon rengi mutluluk, huzur, sakinleşmek için güzel bir renk. Bizim de programımızda çok sakinleşmeye, huzura ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden siz de sakinleşmek, huzur dolu olmak istediğiniz zamanlarda somon rengini kullanabilirsiniz. Dün Cebrail Bey geldi, biliyorsunuz hemen konuya girmek istedim. Cebrail Bey 3 yıldır çocuğunu görmediğini, eşini de görmediğini, hatta eşinin başka biriyle şu an birlikte yaşadığını söylemişti. Cebrail Bey, dün siz pek konuşmadınız. Ayşegül Hanım'la sizi konuşturduk aslında. Ben çocuğum 1,5 metre kardayken gittim görmeye. Üç gün orada kaldım. 1,5 metre karda tekrar geri döndüm. Araba da bulamadım. Zaten fotoğrafları da var. Hepsini verdim. Şimdi çocuğunuzu görmediğiniz tam ne kadar oldu? 3 yıl oldu. 3 yıldır çocuğunuzu görmediniz, zaten 3 yaşında. 2 günlükken. 2 günlükken gördüm sadece. Hani başka da yok, daha da peki yok yani. Peki bunun için fotoğraf... çabaladınız mı, gittiniz mi görmeye? Yani gitmeye çalışsam bile uzaklaştırma aldı ya da şikayette bulundu. Yani gitmeden dün, uzaklaştırma alındı. Dün Ayşegül Hanım çok sıklıkla söylediği bir şey vardı sizin şiddet uyguladığınız üzerine. Bunlara ne diyorsunuz? Şiddet uyguladıysam darp raporunu getirsin. Böyle darp bir şey raporu almadığını söyledi ama şiddet uyguladı bana diye söylemişti. Hamileyken çocuğun karnına tekme atan kendisiydi. Temizlik yapmayan yine kendisiydi. Temizlik mi yapmıyordu? Hiçbir şekilde temizlik, hiçbir şey yapmıyordu. Bir dakika, çocuğun karnına nasıl tekme attı kendi hamileyken? Karnına yumruk böyle atıyordu, kendisi. Yumruk. Ha. Kim atıyor? Kendi atıyordu. Kendi. Ha, kendi ölsün karnına diye. Niye ölsün diye. Aynen. Ne zaman başladı bunu yaptı yani? Ne, kaç aylık yaptı? 6 aylık yani çocuk. Niye böyle bir şey yapıyordu? Ölsün diye yumruk atıyordu karnına. İstemiyor muydu çocuğu? Evet, istemedi. Hiç. Çocuğu istemedi. Sonra çocuk olduktan sonra hani daha çok çocuğa ilgilenmeye başladı. Çocukla, çocuk olunca ilgilendi çocukla. Aynen. Sizi iyice bıraktı, öyle aynen mi? Peki siz sosyal medyada ne kadar sürede tanıştınız? 6 ay oldu. 6 ay tanışıp hemen evlendiniz. Bu sosyal medya evliliklerini de çok doğru bulmuyorum. Çok çabuk, çok hızlı evleniyorsunuz birbirinizi tanımadan, ne istediğinizi bilmeden. O da birazcık problem yaratmış olabilir mi? Olabilir. Peki şu an eşinizi ne zamandır görmediniz? Ne zamandır? Çocuğum olduktan sonra bir kere gittim görmeye. Ondan sonra daha hiç görmedim. 3 yıldır onu da mı görmediniz? Yani, evet. Ayşegül Hanım dün bağlandı. Sizce gelmiş midir buraya? Bilmiyorum. Gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. O zaman Ayşegül Hanım'ı çağıralım mı, gelsin? Bir gelsin bakalım Ayşegül Hanım ne diyecek. Ayşegül Hanım, hep ağlıyormuşsunuz siz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 yıldır birbirinizi ilk defa göreceksiniz, öyle mi? Gözünüz mü kırıldı? Ha? Gözünüz kırılmış değil mi? Çatlamış. 3 yıl sonra birbirinizi görüyorsunuz. Bir siz konuşun bakalım, ne diyeceksiniz bu 3 yıldır birbirinizi görmüyorsunuz? Çocuk daha 2 yaşamadı bile. 3 nereden çıktı? Daha 2 yaşın olmadı çocuk. Hayır. Yaşını da bilmiyorsun Cebrail. İlgilenmiyor ki. Bakmıyor. Neden? Nasıl ilgilenmiyorum? Bakmıyor. Çocuğu gösterdin mi bana 3 yıldır? Fotoğrafını attım, telefonda bozuk dedin değil mi? Sen geldin mi? Görmeye bana uzaklaştırma lan kendisin. Ondan sonra şikayette bulunan yine... yapıyorsunuz bunu? O yanındaki sana akıl veriyor. Bu kadar işte. Peki sen 2 günlükken geldi bebeği görme. Ne oldu o gün? O gün bir şey olmadı. Kendisi geldi, ilgilendi. Bir şey peki demedim yani, niye geldin, niye gittin demedim. Peki en baştan başlarsak, nasıl tanıştınız? Sosyal medyada evet. Nasıl tanıştınız yani? Sosyal medyada. Arkadaş olarak tanışmıştık ilk başta. Aha. Sonra da. Yani tanımıyor muydunuz? Ortak arkadaşınız yoktu. Yoktu. Birbirinize yazdınız. Evet. Siz o zaman neredeydiniz? Ben Maraş'taydım. Maraş'taydınız. Hı hı, Kahramanmaraş'ta. Sizin daha önce bir evliliğiniz olmuş muydu? Olmuştu. Çocuğunuz var mıydı? Var. Kaç yaşında? Şu an 3'e girecek. Ama pardon, 4'e girecek. 4 yaşına girecek. Hı, evet, şu an. Evet, 4'e girecek. Şu an 3 yaşında. Nerede? Kimle yaşıyor çocuk? Benle. Ha, büyük çocuk da sizle yaşıyor. Evet. Sizinle yaşıyor. Onu da babası kabul etmedi. Babası mı kabul evet etmedi? Evet. Neden? O benim üzerime şu an. Neden kabul etmedi babası? Evli miydiniz? Resmi nikah kıyarım dedi. Çocuk olursa dedi. Hı hı. Çocuk oldu, kıymadı. Beni evden kovdu. Çocuk oldu. Siz beraber birlikte mi yaşıyordunuz? Evet. Dedi çocuk olsun, resmi nikah kıyarım. Hı hı. Sonra sizi attı evden. Evet. Neden?
Resmini kaklamadı işte. Attı. İstemedi. Sonra da şikayetçi olmaya gittim ben. O çocuk benden değil dedi polise. Benden değil dedi. Evet. Benden değil dedi. Peki şey DNA testi falan yapıldı mı çocuğa? Yapılmadı. Yapmadılar. Neden? Bilmiyorum. Babası orada o olduğu bey babası kim peki bu çocuğun diye sorulmadı mı kimlikte? Kimlikte adını söyledim yazdı ama soyadı benim üzerime. Tabii. Siz kendi üzerinize aldınız çocuğu. Evet. Peki siz şikayetçi olmadınız mı buna hani onun üzerine yazılsın? O sonuç. Zaman benim yaşım küçüktü. Kaç yaşındaydınız? 17 yaşında anne oldum ben. 17 yaşında anne daha çok küçük olmuşsunuz. Evet. Çok küçük yine yaşta. Küçük. Ama gene babalık davası açabilirdiniz. Açmadınız değil mi? 17 yaşında da olsa durumum yoktu zaten. Durumum olsa boşama davası ben şimdi bekletmezdim. Boşama buraya değil babalık davası ilk şey. Evet durumum olmadığı için hiçbirini yapamadım. Peki hayır sonuçta 17 yaşındasınız. İstismardan da ceza almaz mıydı? Evet. Evet. Onun şeyine o davası kaç yaşındaydı? Oldu. Ondan sonra öyle iptal oldu. Davası oldu yoksa geçti. O kaç yaşındaydı adam? O 28 yaşındaydı. 28 yaşındaydı. Peki siz aynı evde yaşadınız. Ailen bir şey demedi mi buna? Hayır. Annen? Hayır demedi. Peki annen çok böyle hani bu tarz şeylere karışmaz mı? Fazla karışmaz. Neden? Kendi hayatına mı bakıyor? Evet. Onun da herhalde başka evliliği oldu. Evet o yeni oldu. Fazla olmadı yani. Hı hı. Peki sen kaç kardeşsin? Ben öz olarak iki. İki kardeşsin. Sonra annenin başka evliliğinden mi var? Hayır. Ben annemin ikinci evliliğinden olan. İkinci evliliğindensiniz. Evet. Peki bu adamla ilk çocuğundan geldik biz. Bu adamdan çocuğun oldu. Sen yazdıramadın. Kendi üzerine aldı. Onu zaten sonra daha detaylı soracağım ama. Sonra Cebrail'le tanıştın evet. İnternette. Aşık mı oldunuz birbirinize? Yok aşık değiliz. Hoşlanma diyelim. Hoşlandınız evet. Ama hemen birliktelik evliliğe karar verdiniz herhalde. Evet. Biraz aile sıkıntısı falan vardı bende. Ondan da dayı. Nasıl bir sıkıntın var? Sen hep sanki ailenden kaçmak için bu evlilikleri yapıyorsun. Birazcık evet, öyleydi evet, evet. O zamanlar öyleydi. Ne var yani ailen nasıl çok mu kötü davranıyorlar sana? O kadar da değildi işte biraz kaba davranıyorlardı. O kötü zamanlar. Davranıyorlardı hı-hı. Sana. Ama düzeldiler yani şu an iyiler. Aramız iyi. Peki siz ne zaman yüz yüze geldiniz sosyal medyada yazıştıktan sonra? 6 ay konuştuktan sonra ben gittim Kahramanmaraş'a. Gittiniz hemen evlenmeye mi karar verdiniz? Geldi. Beraber İstanbul'a gittik zaten direkt. Hı hı. Ailesiyle tanıştınız mı? Evet tanıştım. Sen de tanıştın. Ailesinin de haberi vardı. Ailesinin de haberi var. Peki hemen kabul ettin mi ailen evliliği? Evet. Çok sorgulamıyorlar zaten herhalde. Yani. Ama birazcık hani değişik geldi. Niye hemen böyle senden hani senin evliliğine gidişine? Çünkü şu ilişkide de hemen gitmeni istemiş. Niye böyle yapıyor anne? Bilmiyorum. Konuşmadın mı hiç? Yüzleşmedin mi? Hayır. Ben annem üzerine o kadar gitmem. Neden? Onun için gitmem yani işte. Cebrail'i de bir kaçış olarak mı gördün? Evet. Ailedeki mutsuzluktan kaçış olarak gittin. Sonra ne oldu? Nasıl anlaşamadınız? Gittiniz İstanbul'da yaşadınız ilk. Evet. Cebrail nasıl bir eşti? Cebrail şöyle. Bir zaman aralar iyiydi. Dini nikah olana kadar. İlk başta dini nikah kıydık. Sonra resmini çevirdik. Dini nikah olana kadar iyiydi. Dini nikah kıyıldı. Ondan sonra annesi olsun, kendisi olsun. İkisi bir değişti. Ne yaptılar? Ben bir müzik dinliyorum diye benim boğazıma şu şekil sarıldı. Müzik dinliyorum diye. Elinde telefon sabah akşam çocuğa hiçbir şekilde bakmaz. Ancak telefonla oynar. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Temizlik bile yapmaz. İki günlükten sonra görmemişsin. Çocuk yokken nasıldın? Sen niye boğazını sıktın kızı? Benim büyük olana diyor. Ben boğazını sıkmadım Esra Hanım. Tabii sıkmadın. Ben yalan söylüyorum. Çocuğa bile kendi çocuğuna bile bakmayan bir insan. Ne yapıyordu ya? Tabii. Nasıl bakmıyor? Bakmadığım için bugünlere kadar geldi onlar. Büyüdüler. Yavaş yavaş büyüyeceklerdi. Senin yapmadığını yaptım merak tabii. Etme. Ondan ona artık. Konuştuğuna ama bak Allah aşkına Esra Hanım. Niye öyle söylüyorsun? Böyle? Öyle ama Esra Hanım. Peki evliliğin içini anlatın biraz ne oldu? Anlat biraz Cebrail sen hiç konuşmuyorsun. Ne oluyordu?
Evdesiniz, birliktesiniz, müzik dinliyor. Ne oluyor sonra? Kahramanmaraş'a gittik. Evde ne temizlik yapıyor, ne başka bir şey yapıyor. Hiçbir şekilde. Kahramanmaraş'tan öncekilere bakacaksın. Hiçbir şekilde. Ne yaptınız? İstanbul'da beraber yaşamaya başladık. Ben işe gidip geldiğim için. Evet. Sabahları da akşam geliyordum işten. Evet. Ben hiçbir şekilde onu işte duyulamadım. Sabah tabii, gidip akşam geliyordum zaten. Benim İstanbul'da kolumu aynı şekilde kırmaya çalıştı. Sargıya aldılar. Tamam, annem de şahit, bağlantısı söylesin evet. O zaman. Tamam. Şahit. Doğru mu bu? İstanbul'da bir kere oldu. Sonra Maraş'a gittik. Maraş'a da aynı hareketi yaptı. Peki bu İstanbul'da kalırken senin çocuğun ilk kişiden olan çocuğun, ilk eş diyemeyeceğiz ama ilk eşten olan çocuğun yanında ne yapıyorsunuz? Yani nasıl bir gün geçiriyorsunuz? Annesi de evde herhalde. Nasıl davranıyordu sana? Kötü davranıyordu. Ne yapıyordu? Şöyle bir gelin, böyle bir gelin derdi benim arkamda. Nasıl bir gelinmişsin hatta sen? Hatta yılan dediği de oldu. Yılan bir gelin evet. Diyordu sana. Terbiyesiz küfür ettiği de oldu. Sen küfür etmiyorsun. Kendisi bana küfür ederse ben de kendisine sen de küfür bak, ederim. İşte bak, sen evet, de diyordun demek ki. Evet ben kabul ederim ama kendisi önce başlattı. Benim annem küfür etmiyordu hiçbir şekilde. Tabii etmedi. Tamam bağlansın. Bağlansın, senin gibi yalan söyleyecek. Sen yalan söylesen zaten. Belli kim yalan söyledi. Sonra niye Kahramanmaraş'a gittiniz? Kahramanmaraş'a annesiyle anlaşamadığımız için gittik. Kendisi de biliyor. Anlaşamıyor dedik. Maraş'a gidelim dedim. Belki orada düzelirsin sen dedim. Ne oldu orada? Orada daha kötüsü oldu. Ne oldu yani daha kötü? Maraş'a gittikten sonra iş bulur falan diye düşündüm. Bulamadı. Sonra her defasında benim kafama vurdu. Doğru yumruk mu? Yumruk. Tabii Kahramanmaraş'a gittik, evin içi pislik için dedi. Ben temizledim, hiçbir şey yapmadın tabii. Değil mi? Bulaşık sen da yıkamadın, temizlik de yapmadın. Elinde sen bir telefon, beni... tamam mı? Bir dakika. Çocukla başka hiçbir şey yapmadın. Konuşma. Tamam, çocuğu da benim üstüme attın. Ancak akşama kadar yatıyordun orada, başka hiçbir şey de yapmadın. Sen benim bu tamam kafama darbe yap. Ne yapıyordun? Orada. Hiçbir şey de yapmıyordun değil mi? Ben nasıl kaldım ancak yapayım? Ancak akşama kadar elinde bir telefon. Onunla bununla meşazlaş, şununla meşazlaş. Oyun oyna değil mi? Başka bir şey tabii. Yok. Tabii. Sen öyle de dayak atmadan öyle düşünüyorsun. Sen zaten hiçbir şey yapmıyorsun, anladın mı? Sen bu saatten sonra hiçbir şey yapmasın zaten. Sen öyle bir pislik pis insan sen pis. Sensin anladın? Pis, senin anam pis. Anladın, sen pis tamam insansın. Tamam mı? Bu kadar. Peki yani senin başına vurduğu için sen yatıyordun. Evet. Yani. Niye vuruyordun kızı başına? Çok şiddetli vuruyordu, öyle böyle değil. Ne için vuruyor? Geliyor ne için vuruyor? Geliyor yani ne diyor da vuruyor? Durduk yere başına evet. Vuruyor. Ben durduk yere vuruyordum. Sen benim anneme durduk küfür yere... etmiyor muydun? He? Durduk anan yere şöyle, vuruyor. Anan böyle, anan bilmem senin ne. Senin annene bana ne diyordu? Nerede diyordun? Geçen bak, bir benim ara annem, aradılar. Bak, benim ya annem, yaptın mı böyle bir şey? Bununla biz beraber yaşıyoruz. Benim annem yanımda yok hiçbir şekilde. Bu anneme benim küfür ediyor. Benim annem olmadığı halde yanımda. Bir de diyor ki annem bana küfür ediyor. Nasıl diyor bu kadın? Senin yanında telefon bile değil. Telefon ne diyor? Yanında bile değil. Seni arıyor ve ediyor. Yanında bile değil, değil. Tamam, seni hala arıyor ve ediyor. Annem şunu yapıyor. Benim annem hiçbir şey yaptığı yok. Tabii tamam yapmıyor. Bağlansın senin söylesin. Annen... Peki ne açıp ne için kötü söz söylüyordun, hakaret ediyordun? Sen. Ben açmıyordum. O açıyor. Annesine diyordu. Annesinden yüz yüze veyahut da öyle bir şey demedim ben. Yüzüne peki bakarak. Açıyordu. Yani annen açıp telefon arıyor muydu sizce? Mesaj yani? Atıyordu. Hayır, ben Maraş'a geldikten sonra hiçbir şekilde annemle konuşmadım. Peki yani. Evin içindesiniz. Tabii, ne oluyor? Bir anda kavga nasıl çıkıyor? Evdesin, geldin sen işten. Ne oluyor? İşe gitmedi ki. İş çalışmadın mı? Maraş'a çalışmadı. İş bulamadım. 8 ay boyunca yattı. Ben İstanbul'da bana, evet. Bana annemin parasını iş yedi. Senin annenin parasını evet. Yedi. Nerede annenin parasını yedi? Kaç parasını yedim annenin ya? 8 ay boyunca yattı. Benim bir annemin maaşı kaldı sonuç olarak. Annemin parasını yedi sonuç olarak. Annenin parasından geçiniyordunuz evet. Siz. Doğru mu Cebrail bu? Doğru. Yani annesinin parasıyla. Peki sen neden şiddet uyguluyordun gün içerisinde? Ben şiddet uygulamıyordum hiçbir şekilde. Kendisi de burada. Annem de bağlansın o zaman. Tamam, annem bağlansın konuşsun. Ya bağlansın söylesin. Konuşsun. Bağlansın. Hatta bir arada bir komşumuz geldi. Komşumuzu merdivenden aşağı iteklemeye çalıştı. Ne? Evet. Komşuyu merdivenden aşağı evet. Atmaya çalıştı. Doğru. Numarası olsa onu da verecektim. Bağlansın tamam bağlansın diye söylesin de... Ben öyle bir şey yapmışım ya. Yaptın. Ha, neden yaptım. Böyle bir şey yaptın Cebrail? Bu kendisi bana bıçak fırlatıyordu. Senin kafanı donuz kafası olarak gördün ya bana bıçak sen... fırlattı. Ne kafası olarak görüyormuş senin kafanı? Donuz kafası olarak gördüğü için bıçak fırlatıyordu bana. Öyle bıçak... bir şey demedim ben. Ha. Tamam bıçak fırlattın bak, doğru. Fırlatıyorsun değil mi? Evet. Ama... Kendisi... Bıçak fırlatıyordun ya bak adama saplansın. Canıma kastediyor ya. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kendisi bana saldırdıktan sonra ben kendisine bıçak fırlattım. Ben sana nerede saldırdım diye. Ya? Beni peki... tuttu saçımdan. O zaman hamileydim ben. 1,5-2 aylık kadar.
saçımı tuttuğu yerlerde sürüklediği için ben de bıçak atmak zorunda kaldım. Hamile kadını yerde sürükledi. Mecburen atmak zorunda kaldım yani. Hamileyken kendi kanına çocuk ölsün diye yumruk atıyordu hanımefendi. Atmıyordum. Ne atmıyordun? Atmıyordum. Ölsün diyordun değil mi? Atmıyordum. Evet. At biraz daha yavrum. Ne? Yapıyor muydu? Karnına vuruyor muydun sen sinirden? Hayır. Böyle bir şey var mıydı? Hayır. Hani böyle sinirlenip cinnet geçirip. Hayır. Psikoloji zaten bozuk ki. Yani. Neden psikolojisi bozuk? Kendisine sorun. Cebrail, ben şunu soruyorum, şunu anlayamadım. Evin içindesin. Zaten bir erkek bu kadar uzun süre çalışmazsa evin içinde kavga çıkar. Evin içindesin. Ne oluyordu evin içindeyken? Geldin evde, kalktınız sabah. Ne oluyor? Hiçbir şekilde zaten kahvaltı hazırlamıyorum. Kahvaltıyı yine ben hazırlıyorum. Senin annen böyle dedi, senin annen böyle dedi. Annem hiçbir şekilde yanımda yok. Küfür etti diyor bana. Benim annem hiçbir şekilde yanımda değil. Nasıl sana küfür etti dedim ya. Benim annemden ayrılmışım ben yani. Bir de Kahramanmaraş'ta kalıyorum ben. Nasıl oluyor bu? Ya durduk yere sabah kalkıyor annene küfürle mi başlıyor? Hayır. Evet. Hayır öyle bir kendi şey. Kendi annesini yok. Dövüyor. Bağlansın söylesin. Annene mi dövüyorsun? Saçmaladın söylesin. İyice yemin ederim saçmaladın annesini ya. Annesini dövüyor. Evet. Nasıl dövüyor yani? Sizin evde mi? Kendi evinde Maraş'ta Kahramanmaraş'ta. Gördün mü sen evet, gözünü? Evet kendi gözümle gördüm. Yani? Şişe bakayım. Fırlatıyor küfür ediyor. Annesine. Evet. Neden? Kendisine sormak lazım. Neden Ayşegül? Öyle bir şey yapmadım ben. Kendisi uyduruyor. Ya ben uydurayım. Anne enişten bağlanın söylesin. Tamam. Eniştene bağlanabilir. Zaten onlar benden yana değil ki. Hep senden bağlanın yana. Benim söylesin alemin. Diyorum ben de ya. Ben benim yalan söylemiyorum hep senden madem. Yana. Kusura ben yalan bakma. Söylüyorsam söylesin de. Cebrail. Hepsi yalancı. Annen Sündüz Hanım hattımızda. Sündüz Hanım. Efendim buyurun. Merhabalar. Merhaba. Cebrail burada. Ayşegül burada. Evet. Anlattıklarında evet. Sizin şahit olduklarınız neler acaba? Tamam Ayşegül niye diyor anne şey anne böyle teyzesinden mi Cebrail'e kıskandı teyzesinden sakat teyzesinden kıskandı. Bak. Cebrail niye kıskanmış? Ne yapmış? Teyzesinden Cebrail'e kıskandı. Sakat teyzesinden sanki teyzesinden kıskandı. Neden kıskandım acaba? Tutup da benim çocuğuma o... Şimdi bir şey kelime kullanmıyor. Kötü söz söylemeden söyle evet ne yaptı? Terbiyesiz bir kelime kullanırsa. Hı hı. Ne yapmamı bekliyorlar? Senin çocuğuna terbiyesiz evet. Kelime kullandı. Evet, benim çocuğuma terbiyesiz bir kelime kullandı. Ama kendi öz teyze. Evet, onun teyzesi. Cebrail'i teyzesine, teyzesinin dostu. Ne? Yaşında payaslı kadın. Senin alacağını versen ne gibi bacımla? Teyzesi için Cebrail'in dostu mu dedi? Evet. Ben öyle bir şey demedim. Demedim ben öyle ben bir şahitim. Şey. Ben şahidim. Ben ayırdım. Demedim. Aynı evin içinde yaşıyorlar da. Bacımla eşinizi ben ayırdım sizin üçünüzü ben. Aynen benim üçünüzü. Demedim ben öyle bir şey. Nasıl ayıran benim? Kavgay. Teyzesiyle benim kavga neden girdiniz ki? Teyzesiyle girdiniz. Niye kavga ettin teyzesiyle? Teyzesi benim oğluma o kötü laf dediği için ama kavga o başka bir ben. Şeyden senin söylediğini diyor. Kendileri öyle evet. Düşünüyor. Esra Hanım kendileri öyle düşünüyor. Sen teyzeyi kıskanıyor muydun? Kıskanıyordum ama ama bir dakika neden kıskanıyordun? Cebrail'e çok mu yakın davranıyordu? Evet, evet çok yakın davranıyordu. Aşırı yakın davranıyordu. Aşırı yakın. Kaç yaşında bu teyze? 32 yaşında. Evet. 32 genç bir teyze genç, yani. Genç bir teyze çok yakın davranıyor diye kıskandın sen teyzesinden. Yani. Ama dost olarak da görmedim. Evet. Peki yani ama anne yarısı olarak mı gördün sen yani. Onu? Yani anne gibi mi davranıyordu? Yok. Ne gibi davranıyordu? Biraz fazla. Ne gibi? Ne yapıyordu mesela söyle. Çok sırnaşıktı. Sarılıyor muydu? Evet. Senin yanında sarılıyordu. Sen de bundan rahatsız oluyordun. Öyle mi? Esra Hanım hani benim teyzem engelli zaten. Hı hı. Yani sarılmayla ama kıskanmanın ne alakası var? Sonuçta benim teyzem yani. Ben ne engeli diyor. Var teyzenin? Felç geçirdi. Yatağı 3 ay yoğunluğunda felç geçirdi. Felç geçirdi. Ne zaman geçirdi? Çok olmuştur ya. Eskiden. Ben gördüğümde sağlıklıydı. Yani yürüyemiyor falan mı? Öyle hayır. Bir şey var mı? Hayır yok, öyle bir şey yok. Yürüyor eli tutmuyor. Bir daha tutmuyor. Ha, eli tutuyor bir tarafı ya, bir tutmuyor. Tarafı. Peki siz böyle evet. Teyzenle çok sarılır sevginizi belli mi edersiniz? Evet Esra Hanım. Bu da seni rahatsız etti. Evet. Rahatsız eder mi bu sizleri? Ben bunu da merak ediyorum. Yani bu hani teyze gelecek, aynı evde yaşıyorsunuz, hep sarılacak. Rahatsız olur musunuz bu durumdan? Söyleyin. Heh, Gülşen Hanım. Olmam çünkü neden? Akraba yani akraba öyle teyze yani kıskanılacak yani. Bir şey değil ki. Tabii ki sarılır. Anne yarısı bu. Ya sarılma
Bir de engelli var, yani. Sarılma var. Engelli. Engelli daha çok sevgiye muhtaç. Sen çocuğuma Cebrail, senin çocuğun işten gelip de Cebrail yemek yiyorsun çocuğuma. Çocuğuna bile bakmıyorsun yanında. Sabah çocuğu... çocuğu bana bırakırken sen 11'de uyumuyor muydun? Hadi doğru mu Ayşegül? 11'de uyanıyordu, çocuğa bakmıyordu. Hayır, diyor. Öyle bir şey yok. Ben sana konuşma atayım orada. Öyle bir şey yok. Atabilirsin. Kaç kalktın odayı? İstediğini atabilirsin. Atma diyor, yalan konuşma. Ben seni istemedim. Yalan konuşan yok, sizsiniz, kusura bakmayın. Ben yine konuştum, senin nikahını ben yaptım. Cezayir beni kızdı için yaptı. Ben sana nikah önce almış şey istemedim çocuğuma. Almasaydı ben o zaman oğlunda. Çocuğuma bile istemedim. Senin enişten bana ne dedi ki? Yalvardı mı ben? Sümbül Hanım, siz hani birlikte yaşadığınız dönemde ilk ne rahatsız etti sizi Ayşegül Hanım'la ilgili? İlk geldiği gün eniştesi beni aradı. Bunlardan Maraş'tan Cezayir'le gelmeden eniştesi beni aradı. Abisi aradı. Evet. Dedi ki benim bazım gerçekten akıllı. Benim bazım akıllı yok. Bacım dedi bunu alma. Dedim ki benim oğlum oraya sevmiş. Ben oğlumu hatice kırmayacağım dedim. Eniştesi alma dedi, yani evet. Evlenmesin alma dedi. Evet. Evet. Öyle diyorlar. Çünkü onlar neden? Düşman gibi. Bana karşı düşman gibi. Neden enişten sana düşman? Öyle. Enişten kim yani? Ablanın mı? Kim enişten? Ablamın. Ablanın eşi. Ya neden burada söylenmeyecek şeyler var eniştemle alakalı. Enişten sana rahatsız edici şeyler mi yaptı? O yüzden yapmaya mi çalıştı? Ondan olayı istemedi zaten Cebrail'i. Aa. Tamam, enişten istemedi. Abi enişten seni taciz mi etti? Etmeye çalıştı. Abi. Ablan biliyor mu bunu? Biliyorum. Biliyormuş. Küfür ettiğini biliyor. E, küfür etmek mi, taciz etmek mi? Küfür etmek. Hayır, enişten sana küfür etti. Evet. Niye küfür ediyor? Efendim? Niye küfür ediyor enişten sana? Ediyor işte, ben bunun yanına gittim diye küfür etti. Niye, kıskandı mı bunu? Olabilir. Niye kıskanıyor? Bilemiyorum. Eniştenin sana bir duygusu mu var? Bilemem. Var mı yok mu? Yani öyle bir şeyden şüphelenmişsin ki böyle diyorsun. Yani şüphelendi, olmuştu yani. Mesajlar evet mı attı sana enişten? Hayır. Dokunmaya mı çalıştı? Biraz yaklaşıyordu, evet. Sen çok az. Sen ne kadar yaklaşıyordu? 2 metre mi? Efendim? 2 metre mi yaklaşıyordu? Ne kadar yaklaşıyordu? Ben burada oturuyordum, o da buraya oturuyordu. Yanına oturmaya çalışıyordu, sana sarılıyordu. Evet. Ablan yokken mi yapıyordu evet bunu? Sarılıyordu sana. E bu da doğru bir şey değil yani. Bir yeniştenin gelip de, değil mi? Bir genç kıza sarılıyor. Peki ablan ne diyordu bu duruma? Söyledi mi ablana? Enişten ablama bana sarılıyor. Söylemedim. Ablama da aram bozuk. Sonra sen onun duygusu, ablanla niye aram bozuldu? Ben ablamla fazla yanaşamam zaten. Bizim ailenin çoğuyla hiç yanaşamam. Neden? Nasıl davranır ablan sana? Normal. Ya onlar da. Ondan dolayı beni sevmezler fazla. Seni dışlıyorlar. Evet, mı? Doğruyu söylediğim için dışlıyorlar her zaman. Peki bu eniştenin sana sarıldığını söyledin mi ablana? Hayır, söylemedim. Annene söyledin. Annemin abi ver. Annen ne dedi? Annem ablama söylemiş sanırsam, bir şey dememiş. E normal yani demiş. Evet. Peki o zaman sen düşünüyorsun ki, ben senden şunu anlıyorum. Enişten sana duygusu olduğu için aslında Cebrail'le evlenmeni istemiyordu. Evet. İstemiyordu. O yüzden de aradı kayınvalideni, evet, evlendirmeyin dedi. Duydunuz mu Sümbül Hanım? Biliyorum. Ay, eniştesi. Eniştesinin duygusu varmış. Eniştesi bendeyken küfür etti ona, küfür. Ağzımda yani küfür sen etti. Küfür. Neden küfür ediyor? Senin enişten, benim değil. Ama bilmiyorum. Ayşegül diyor ki bende gözü vardı. Cebrail'le evlenmemi istemiyordu. O yüzden küfür etti diyor. Tamam, eniştesi öyleydi. Abisinin sorumunu abi. Benim abim biraz şey, saf. Aha. Aşırı saf. Peki yani neyi? Cebrail'den de biraz, aha, kötü. Öyle Cebrail de mi saf? Ben de mi safım? Evet. Hı. Yani saf derken aklı iyi çalışmıyor anlamında saf mı? Yoksa iyi niyetli anlamında saf mı? Abim iyi niyetli anlamında saf. Cebrail? O da. Hayır. O da aklı iyi çalışmıyor safı. Evet, evet, iyi çalışmıyor, ondan öyle değil. Yani o zaman sen kandırdın mı Cebrail'i? Evet, biraz öyle oldu. Aa. Nasıl kandırdın yani?
Konuşarak ederek işte. Konuşarak kandırdın Cebrail'i. Niye kandırma gereği duydun? Nasıl diyeyim? Asıl niyetin evden kaçmaktı. Cebrail'i... Evet. Beni de kullanmış oldu yani bu konuda. Hayır. Hayır. Öyle oldu bile. Evet. Kullanmış olsaydım ben senin en iyi kakkı yerdim ve çocuk yapardım. Evet. Sonra sevmeye başladın mı Cebrail'i? Evet. Şu an bir şey hissediyor musun? Hayır. Hiçbir şey, hiç sevgin evet. kalmadı. Ben boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsun. Ayşegül, annen hattımızdaymış. Evet. Emine Hanım. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol. Ses çok kötü. Ses çok kötü. Ses kötü olmasa ben hiç anlamıyoruz. Ayşegül Hanım çeken bir yere gider misiniz? Anne ne diyor? Emine. Neye kızıyor mu annen şu an? Emine annemin adı. Ha, annen niye böyle konuştu? Çekmiyor. Çekmiyor diye evet. herhalde. Sen neden güldün annene? Ne dedin anlamadım. Ha, onun şey için güldün. Neydi? Peki şimdi çocukların nerede senin Ayşegül? Çocukların burada. Çocukların buradalar. Burada. Buraya İki, getirdim. Kız mı erkek mi? Erkek ikisi de. İkisi de erkek. Peki Cebrail'i çocuğunu görememiş ve bunun sebebi olarak seni görüyor. Yani gösterildim. Cebrail... Peki o yüzden mi uzaklaştırma aldın? O yüzden mi şikayette bulundun? Sen bana hakaret edersen, küfür yanına, edersen... Yanına hiçbir şekilde gitmemişim. Hanımefendi bana uzaklaştırma alıyor. Ondan sonra şikayette bulunuyor. Nasıl oluyor? Sen bana hakaretle küfür edersen yanına alırım. Gitmeden ben uzaklaştırma alınıyorum. Öldürürüm dedi. Tehdit etti İkinizi seni. İkinizi öldürürüm dedi. İkinizi dedi? Adam, Cem'le. Hı-hı. Cem'le sen nasıl tanıştın? O da aynı. Aynı? Nasıl? İnternetten. Peki onu da kandırdın mı? Hayır. Aha. Konuşmaya başladınız. Onu kandırmadım ben. Evli olduğunu biliyor muydu ilk başta da? Biliyordu evli olduğunu. Boşanacağımı da biliyordu. Sonra davanız açılmamış ama. Ben dediğim gibi durumum olmadığı için açamadım. Peki Cem'in durumu var mı? Cem'in durumu şöyle diyeyim aslında var. Niye açmıyor? Açmaya şey de işte nasıl diyeyim? Şimdilik yok. Şimdilik yok. Cem evet. evli mi? Hayır. Hiç evlenmemiş. Bekar. Evet. Bekar. Ne iş yapıyor Cem? Çiftçi. Çiftçi? Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Kocaeli'de. Kocaeli'nde. Peki onun ailesi bir şey dedi mi sizin evliliğin yani birlikte olmanıza? Hayır. Bir babası var zaten. Ailesi yok. Bir evet. babası var. Senin çocukların olmasına falan bir şey dediler Hayır. mi? Hayır. Demediler. O biliyor mu bu hani boşanamadığın Cebrail'le olan durumları? Biliyor. Ne dedi? Git dedi, boşanda gel dedi bana direkt. Boşanda gel dedi. Hı-hı. Peki neden mesela daha Cebrail'le boşanmadan Cem'le oldun? Ya ben dedim ki boşanmaya çalıştım. Hı. Ama olmadı. Şimdi annem de evlenince üvey baba falan olunca arada. Üvey baban seni istemedi mi? Evet. Neden istemiyor? Ya istemeyince olmuyor işte. Hayır annem bir şey demedi mi annen? Emine Hanım mıydı annesinin adı? Evet. Emine Hanım. Evet. Ayşegül'ün dediklerini duydunuz. Yeni evlendiğiniz evet. eşiniz niye Ayşegül'ü istemiyor? Ya ben çocuk sesine dayanamıyorum. Çocuk sesine dayanamıyor evet. evlendiğiniz kişi. Evet çocuklara dayanamıyor yani kendisi. Onu mutlu yani vermek istedim yani ha. Git dedi yani evden git evet. dedi. Öyle mi? Şimdi siz ne düşündünüz bu konuda çocuğunuzu gönderen bir adamla evlisiniz? Evet. Demediniz mi sen benim kızıma karışamazsın? Hayır diyemem. Ne diyeyim? O da yurdun yuvasını vursun dedim ben de. Yani arasta kalırsa hemen yurdun yuvasını vursun dedim. Ama... Zaten bulursun babası bakmıyor çocuğa. Belki yaşını vermiyor, bakmıyor. Çocuğun nasıl demiyor. Arayıp sor diyor, bakmıyor. Peki Cebrail siz görmüşsünüz, şahit olmuşsunuz. Nasıl davranıyordu Ayşegül'e? Ayşegül'e nasıl davranıyordu gülüm? Ben sana tek tek anladım bunu. Bunu aldı geçti. Çay İstanbul'da kaldı mı? Evet. Ondan sonra orada şiddeti gördü. Kız bana anlattı. Anne dedi böyle böyle şiddet göreyim. Ben duramayayım dedi. Duramayayım sen gel kızım dedi. Evet. Kız geldi. Yanıma geldi. Kız 8 ay kaldı yanımda. Yanınızda nasıl davrandı? Kızdan başladı. Kızla kızla. Ama etmezsin ya kolunu göreyim. Ya dışarı şey kapattım onlara çay. Kolunu mu kırdı? Ya kızın o yere çay yede yatırıyor. Bazı kafasına vuruyor. Ya sürekli o kızın
Ayşegül böyle Cebrail? Ha. Neden peki bir yerinde bir şey yokmuş? Hani kolda salam, bacağını salam. Hiçbir yerinde kırık yok. Nedense. Başıma darbe aldığım için sürekli başım dönüyor şimdi. Bayılacak gibi oluyorum. Bir saniye Emine Hanım, bir dakika Cebrail cevap versene kayınvalidene. Yalan söyledi buradan bile lan. Neresinde bir şey varmış? Şimdi nerede kalacak canım? Kaç, 2 yıl geçmiş. Karakola gidip şikayetçi olaydı belli olurdu. Darbe burada yok. Darbe yoksa doğruyu söyle Cebrail. Vurdun mu vurmadın? Vurmadım. Hiç. Yalan söylüyor. Kafasına. Nasıl yalan vuruyordu? Söyle. Göster Ayşegül. Hızlı mı göstereyim? Evet. Şöyle. Dur aman o kadar vurma. böyle vuruyordu evet. Sana. Sen evet. Ne yapıyordun o sırada? Hiçbir şey. Yapamıyordum ki, üstüme çöküyordu. Hani... Üstüne çıkıyordu. Evet. Elimi kolumu bağlıyordu. Yapamıyordum. Sen annen neredeydi o sırada? Annem kilolu olduğu için bir şey yapamıyordu. Annen kilolu olduğu için tutamıyordu onu. Evet. Annen çok aşırı kilolu evet. Mu? Kaç kilo? 110-120 kilo var herhalde. 120 yani o 120 kilo yerinden kalkamıyor. Ama kalkar canım 120 kilo. O zaman bile. Daha kilolu. Şimdi kilo 180 verdi. Falan var mı? O zaman 160 kilo falan vardı. Ha, çok kiloluymuş. Evet. Peki 112'yi niye aramadı polis? Ya işte bunu yollamadan önce ben aradım. Ambulans geldi, polis geldi. Şikayetçi olacaktım aslında ben o zaman. Evet. Darprafı falan alacaktım. Geri düşündüm, çocuğumun babası dedim. Vazgeçtim. Peki orada gittiğinde ambulansı çağırdığına demediler mi sana hani şikayetçi ol, şey yap? Dediler. Sen olmadın şikayetçi. Evet. Darp raporu vermediler mi? Darp raporu vermediler. Alsan da... Vermediler. Demediler. Tabii ne? İşte bak herkesin bir darp raporu alması lazım şiddete uğradığında. Cebrail sen niye devamlı bu kıza şiddet uyguladın? Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Kendisi evde ne temizlik yapıyor, eline bir telefon sabah akşam... Yaptığı şey bu. Sabah akşam elinde temizlikte. Bir telefon. Başka hiçbir şey yapmıyordu. Aklı fikri temizlikte. Çocuğa da bakmıyordu. Çocuğa da bakmıyordu. Annene de ben bakıyordum. Söyle bana. Ne yapıyordun ya? Ha? Ne yapıyordu sabah kalkıp? Söyle Ayşegül. Ne yapıyordun? Kalktın sabah. Kahvaltı falan hazırlıyordum. Kahvaltı hazırlıyordu. Evet. Sonra? Sonra geri şiddet uyguluyordu. Kalkıyor sabah kahvaltıdan sonra işe şiddet mi uyguluyor? İşe git diyordum, iş buluyordum. Ben iş falan bulamam diyordu. Hı hı. İş yok diyordu. Geliyordu, saldırıyordu. Sabah kahvaltıdan sonra ben sana saldırıyorum. Evet. Yalana bak. Peki, sen niye iş bulmaya gitmiyordun Cebrail? Ben iş bulmaya gittim. 6 ay boyunca iş aradım. Ben İstanbul'da olduğum için sana dediler iş vermiyoruz. Maraşlı değilsin diye bana iş vermediler. Öyle şey olur mu ya canım Maraşlı değilsin işte. Diye iş olur. Öyle şey mi oluyor? Öyle şey olur mu ya? Yalan söyle kadınım. Işte. Yani böyle bir şey insan iş bulmaya gitme. Yalan söyleyin ya. Ha yalan söylüyorum. Şöyle bir bak bana. Sen yalan konuşuyorsun. Neden biliyor musun? Kız kafama vurdu derken bak hala ağlıyor. Ben onu gördüm kendinde bak. Hızlı hızlı kafama vurdu ve şu an başım dönüyor diyor. Ve sen diyorsun ki hani DAP raporun var mı? Efendim var mı? Çocuğum var diye diyor. Gidip şikayetçi olmadım diyor. Ya yapmayın böyle. Evlendiğiniz zaman sahip çıkın karınıza. Ailenize sahip çıkın ben ya. Ben sahip çıkıyorum. Başkasına kaçma şey mi? Ailenize sahip çıkın ya. Öyle yapmayın. Hizmetçi mi o? Çocuk var. Evi süpürmedin. Bulaşık yıkamadın. Ne yapmış? Evde akşama kadar elinde bir telefonla yuva beraber, olmuyor bu. Yuva beraber kurulur. Akşama kadar elinde bir telefonla olmuyor yuva bu. Yuva beraber kurulur. Anladın mı? Sen çalışmaz. Sen o da ne yapacak? Sen döndüğün zaman yatacak tabii ki. Filiz Hanım buyurun. 6 ay bir erkeğin çalışması ne demek ya? Çalışmaması ne demek? Sen hem git kızın annesinin evinde kal hem kızını döv. Telefonu. Maraş'ta bana iş vermediler ne yapayım? Bir şey söyleyeceğim. Evine götürmüşsün. Bu senin hizmetçin mi? Hem sana bakacak, annene bakacak. Ben hizmetçim engelli demedim. Teyzem var ona bakacak. Orası olmamış onun evine gitmişsin. Orada kız yazık günah ya. Yazık günah yani. Bu kızın sahibi kimse sahip çıkmamış buna. Sen de elinden geleni yapmışsın. Bir erkeksin sen. Gidip çalışacaksın. Bir erkeğin 6 ay çalışmaması ne demek ya? Ben Maraş'ta iş bulamadım diyorum. İş bulamadım. Bence. Şimdi bir dakika. Limon satacaksın çalışacaksın. Filiz Hanım çok güzel bir şeye işaret etti Cebrail Bey. Bir de ben bir soru soracağım. Şeyin farkında mısınız siz? Şimdi evliliğin yüklediği bazı yükümlülükler var. Ayşegül gidip varana kadar normalde 8 ay gibi bir süreçle birlikte kalmışsınız. 2 ay annen orada, 8 ayda şeyde değil mi? Şimdi ayrı bir ev tutma zorunluluğunun olduğunu biliyorsunuz değil mi evlenince? Yani annenizin yanında yaşatamazsınız eşinizi. Evet. Bu bir mutlak boşanma sebebi.
Bunları öngörerek mi evlendiniz? Yani sizi anneniz kapı dışarı edince sizin ev bulup orada yaşayabilecek şekilde bir hayat planlamanız gerekirdi. Ben öyle bunu dedim. Düşündünüz mü? Evlenirken. Bunu düşündüm. De işte bu mutlak boşanması var biliyor musun? Çalışmak, bak çalışıyor olmak çok önemli. Çalışsaydınız belki evin içinde bu kadar kavga dövüşü olmayacaktı. Anne hala hatta mı Emine Hanım? Emine Hanım? Emine Hanım? Evet, alo. Tamam. Ayşegül ağlıyor görüyorsunuz çünkü aslında oradaki yaşadıkları da aklına geldi. Siz de şahit olmuşsunuz bu duruma. Şimdi ben şunu merak ediyorum Emine Hanım. Şimdi siz hani biriyle evleniyorsunuz, kızınızı gönderiyorsunuz ya, bu kız hani sonuçta başka biriyle birlikte oluyor yine daha boşanamadan. Sizle yaşayıp sizin sahip çıkmanız daha doğru olmaz mıydı? Olurdu Gülüm be, olurdu da. Bak, yani işte iş öyle oldu yani. Ben de varmak sizinle kaldım. Yerimle kalayım, oturamayayım, tutları bağır halim yok. Kendi baksın dedim. Kendi de bayi, ben de bayi. Hayır, siz de hastasınız ya, birbirinize bakardınız. Kocaya ne gerek var? Evet. Değil mi? Evlenme yani, yerine keşke birlikte kızınızla yaşasaydınız. Şimdi zaten o kadar kalkamıyor. Zaten beraber yatıyordum ben kızımla. Beraber duruyordum ben. E ne güzel kendi beraber yatıyor mu? Girdi içeri. Ortalığı onlar kaynadı. Gitti. Tümle dövdüm benim kızımı. Külle kafasını duvarlara çaktı. Hele geldi kızım, ben sözümü tutmadı. Ben de ondan yağ bıraktım yana. Keşke seni siz Emine Hanım. Kızım Burak dedik de bırakmadın. Emine Hanım siz ondan niye şikayetçi olmadınız? Siz niye şikayetçi olmadınız Cebrail'den? Ya ben geldi şikayetçi olmadı. Ben nasıl şikayetçi olum? E kızınıza şiddet uyguluyor olabilirsiniz. Ben, annesisiniz uyguluyor. Siz. Uyguluyor. Geçen gündüzde uyguluyor. Gözümün ayarında uyguluyor. Kafasını yerlere vuruyor. Gözümün kafasını her başka bir yere vuruyor. Peki şimdi kafasını yerlere vururken siz böyle müdahale edemiyor muydunuz? Tamiydim ben yerimden. Tamiyim. Ayaklarımı aldım. Tamiyim. Derse gidecekler. Derse düşürüm. Öyle ben durumda de, şimdi izleyicilerimiz de var. Hemen polisi aramanız lazımdı. Aa. Nasıl arayayım ben? Telefon yok bende. Kendisi peki o sırada Cebrail... Cebrail Ayşegül'ü döverken bir tane çocuğu var. O çocuk ne yapıyor? O çocuk var mı bazen? Yazık ya. O çocuk annemle el kaldırdığı zaman küçük gibi öpüyor yavrum. Evdeki... Peki... Anneme vurma bir bağırıyor. Şimdi Emine Hanım bu kadar üzülüyorsunuz, şeysiniz. Tabii anne yüreği ama keşke biriyle evlenip bu kızınızı yollamasaydınız. Yazık değil mi bu kıza? Yok şimdi rahat etti ya. Rahat yerin. Şimdi yeri rahat. Rahatı yerinde olur mu? Gitti Cem diye bütün adamın yanında. Daha boşanamamış. Maddi durumu yok. Mecbur ya kalmış. Gidip gördünüz mü kızınızı? Gitmedim ama gezinseydim ben. Müsait olamadık, gidemedik. Kendi gelmedim Emine, diye. Emine Hanım. Evet. Yani bu kızınızın durumunun aslında sizin suçlarınız olduğunun farkında mısınız? Bu bencilliğiniz evet. Dolayısıyla kızınız savrulup geziyor ya. Farkındasınız herhalde değil mi? Yani ben kendi hayatını hayat ediyorsunuz. Zaten sizin geçinebilecek paranız varmış, emekli maaşınız varmış. Kızınız size bakar gezerdi. Niye birbiriyle evlenme gereği hissettiniz ki? Zaten ayağınız tutmuyor, şeyiniz tutmuyor. Birbirinize bakardınız yani. Niye? Ne gerek var kocaya? Böyle bir de sağlığınız da yok. Erkek zaten bu yaşta evlilik sadece sağlığınızı daha da bozar. Ne oldu benim dedim. Sanırım ne oldu bir kızım var mı? Gitme dedim. Çok yavrandım, baş gelemedim. Keşke evlenmeseydiniz siz. Ya da böyle diyen bir kocayla evlenmemek daha doğru olurdu. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Cebrail Bey bir komşuyu merdivenden aşağıya itmiş. Böyle bir şey var mı? Evet. Kimi itti? Evet, ben kapı komşumu da itti daha gel. Ondan sonra o kapıdan geldi. Burada ne zaman seviniydi. Nasıl olduysa tartışmaktık da. Aynen. O kadar ben bana yansıyarken Allah aşağıyı tekrar yanmıştım. Niye gelin kızın yanında değil? Aşağıyı tekledi kadını. Evet. Oraya durup geçirdi. Polise şikayet edeceğim. Şeker alsan, şekeri çıktı kadının o anda. Keşke komşu şikayetçi olsaymış. O da olmadı. O da olmadı. Benim için olmadı o. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ayşegül, tabii Ayşegül'le ilgili konuşuyoruz. Ayşegül'ün eniştesi, ablasının kocası bir tacizde bulunmuş, sarılmış. Ona ne diyeceksin? Hayır, hayır. O kötü niyetine değil, hayır. Kötü niyetine sarılmadı. Ben onu dinledim, hayır.
Ayşegül size bildiniz? Hayır, ben çünkü ben eve gitsin dedim. Ben eve gitsin doğmayacağım dediğimi ben de inanırdım yani. Ben eve gitsin. Sen ne diyorsun? Neye inanırdınız? Sarılmadı mı sizce? Hayır, sarıldı. Hayır. Yanına oturan biri vardı, ne izlemiştim? Yanına oturmamış sadece, ne sarılmış. Neydi, nerede yani? Eniştenin genç bir kıza sarılması normal mi? Kendi çocuğumdu zaten, 15 yaşında yaptım dedi. Ne izlendi ki ben? Yabancısı yaptım ama benim teyzenin oğlu. Evet, doğru. Teyzenizin oğlu da yani bunu yapmayacak anlamına gelmiyor teyze oğlu olması. Ne gelirse zaten yakınlardan geliyor ya. Ayşegül, sen ne anlamda düşündün? Açıkça söyle. Ne söyleyeyim ki? Sen aslında eniştenin yanlış bir anlamda sana sarıldığını düşünüyorsun. Ya öyle küfür etmesi beni yanlış anlamam. Çevredi yani taciz etmez gibi. Hı hı. Olduğu düşündüm o anda. Evlenmeni istemedi diye. Küfür ettiği için. Peki sana sarılırken ben diyor ki evdeydim, annenin yanında mıydı? Evet. Ha, annenin yanında sarıldı sana. Evet. Annemin yanında sarıldı. Peki annen bir şey demedi mi sarılma falan? Yok, ne desin. Yani aslında annenin yanında belki o niyetle yapmamış olabilir ama. Yani. Sarılırken ne konuşuluyordu ki? Efendim? Yani o enişten size sarılırken ne konuşuyordunuz o ortamda? Aile içinde ne konuşuluyordu da böyle bir sarılma gerçekleşti? Ne yapılıyordu? Normalde evde ne konuşuluyorsa o konuşuluyordu. Annen karşında mı oturuyordu? Evet. Senin yanına geldi, oturdu enişten. Böyle sarıldı sana. Sen ne dedin? O bana bir şey alacağım dedi ama ne alacağım dedi şu an hatırlamıyorum. Çok oldu çünkü. Sana bir şey alacağını söyledi. Sonra sana sarıldı. Tam hatırlamıyorum şu an. Şimdi bu eniştenizin size kötü sözler söylemesinin sebebi kötü söz söylüyor. Cebrail'den önceki ilişkinizden kaynaklanıyor olabilir mi? Hani orada da bir çocuk yapıp gelmişsiniz ve hiç şey yapmamışsın. Yok, onunla alakası mi? Yok, hayır. Değil. Cebrail'le evlenmeni istemedi. Evet. Niye evlenmedi? Annem de istemedi. Annem de istemedi. Anne istemiyor ama seni evden de yolluyor. Ha? Yani biriyle evlenince o yolluyor hemen. Öyle oluyor. Emine Hanım. Buyur. Siz baştan Cebrail'i istemediniz mi evlensin diye? Hayır. Ne dedim? Çocuğunu bile düşürsün, istemeyeyim ben dedim. Çocuğunu düşürsün mü dediniz? Bak, evet. İşte ikisi de aynı. Kendini böyle istemedim. Ben çocuğunu istemedim. Çocuğun ne suçu var? Hayır, istemedim. Peki onun için mi karnını yumrukladı kız? Hayır, yumruklamadım. Ha, yumruklamadım. Öyle bir şey olmadı. Ay, sen yumrukladın mı? Hayır. Nasıl benim yanımda oldu? Peki. Yapsaydım annem de görürdü onu. Cebrail bir cevap versene bunlara, sen de oturdun sus pus. Karnını yumruklaması niye böyle diyorum? Öyle bir şey olmadı. Tabii. Kendini intihar etmeye zorluyordun değil mi? Ben ondan niye kendi çocuğumu öldüreyim? Emine Hanım. Karnına yumruk atan sensin ya. Senin çocuğun ölsün diye karnına yumruk atıyordun be. Cebrail. Sen bir şey söyleyeceğim. Emine Hanım'ın dediklerine ne söylemek istiyorsun? Senin hep şiddet uyguladığını, seni hiç istemediklerini söylüyor. Tamam, ben istemiyordu. Niye istemiyordu seni? İstemiyordu ama doğruyu da söylüyor yani. İlk başta da istemiyordu. Ama bir şey söyleyeceğim. Evde oturup çalışmayan damadı ben de istemem. Tabii. Onun parasını yiyormuşsunuz. Onun parasıyla geçiniyormuşsunuz. O yüzden olabilir mi? Olabilir. Benim adım oydu. Annem yapıyor bana. Bir dakika. Cebrail sen ilk başta istemiyor idilerse rızasını aldım, İstanbul'a getirdim. Öyle evlendik demedin mi ya? Evet. Annesi izin nasıl verdi. İstemiyordu? Annesi izin verdi. Ama önce vermedi. Şimdi dedin ki ilk başta da istemiyordu. Rızası yokmuş demek ki o kadar. Şimdi bak, hem ilk başta istemeyip hem rıza gösterip senin evlenmesine mi izin verdi? Aynen. Nasıl oldu? Hayır. Nasıl? İzin vermedi. Hiç başta izin vermediler. Hayır. Kaçtınız mı? Kaçtınız mı? Söyleyin ya. Allah Allah. Niye söylemiyorsunuz kaçtığınızı? Burada bir şey saklamayın ki açıkça konuşalım. Sen kaçırdın mı kızı? Ay, ama annesinin de eniştesinin haberi vardı. Ben karşısına çıktım. Gördüler bunları. Ama istemediler işte. Peki görünce niye istemediniz Cebrail'i? Ha, maaşım abi donursun. Ben istemedim. Kendimin 5 kuruş parası yoktu ya. Parası yok diye istemediniz. Maaşını alıyordu. Parası yok diye istemediniz. Şimdi. Evet. Babasının maaşını mı alıyordu? Evet, ben şimdi babamın ben maaş alıyordum. Ha, sen maaşını alıyordun babanın. Ha, onun için anası gel dedi. Maaşını duydun, anası gel dedi, ben sana bağırdım dedi. Telefon çok az şey oluyor ya, duyamıyoruz. Bunun... Emine Hanım çok teşekkür ederiz, sağ olun.
Cebrail'in annesi para karşılığında çamaşırını yıkıyordu Cebrail'in. O zamanlar. Kimin para karşılığında? Yemeğini yapıyordu, önüne koyuyordu. Bir de para istiyordu evet. Karşılığında. Cebrail bütün parasını annesine veriyordu. Doğru mu ben Cebrail? Ben ilk ayıra durdum. Ne alaka? Çok alaka. Hala öylesin. Bize bir kuruş para gönderdin yok. Sen çoluğa para gönderdin yok. Sen bir günde 1000 lira para yiyen bir insansın. Annesine bir günde. Veriyorsun. He, tabii canım. Sen bir günde para yiyen bir insansın. Tabii. Ne yapıyorsun bir günde 1000 lirayı? Ne yapıyorum acaba? 15 bin lira aldı evlendikten sonra bir günde 15 bin lira bitirdi. Ne yaptın o bir günde 15 bin? 15 bin lira mı aldım? Evet. Ne aldım? Ne yaptın? Ne hangi 15 bin lirayı aldın sen, ya? Sen evlendikten sonra çeyiz parası alamadın mı? Çeyiz parası aldım. Ve kredi borcum vardı. Kredi borcuma kapattım. Kendisinin üstüne başını aldım. Mont aldım, ayakkabı aldım. Daha her şeyini aldım. Bir de işte çocuklarımı aldım. Ben sadece ödediğim şey kredi borcu. Hı hı. Kredi hepsini ikisini harcadım. Evet. Peki Cebrail mesela çamaşırları mısın? Harcadı bitirdi diyor bir de. Yıkadıyordun. Annene para mı veriyordu karşılığında? Evet. Veriyordu. Bir soralım annesi. Vermiyorsa dedi. Ben para vermezse ben hiçbir işini yapmam dedi. Yemeğini bile koymam dedi. Öyle dedi. Ben. Evet. Doğru mu? Hayır. Öyle dedi. Niye her şeye biri hayır diyor biri evet? Evet yani Cebrail sen hiç konuşmuyorsun ya. Yalan söylüyor çünkü. Ben mi yalan söyleyeyim? Tamam balansı söylesin o zaman. Sen söyle sen. Annen de yalan söylüyor. Allah Allah. Soralım. Evet annen de yalan söylüyor. Ha yalan söylüyor. Hep sen doğru söylüyorsun ben yalan söylüyorum tamam mı? Hep sen doğrusun ben yanlışım tamam mı? Sen öyle bil. Senin zaten yanlışların hep doğru oldu. Anladın? Esra ben Hanım. O yüzden doğruyum bir şey demiyorum. Esra Hanım ben yanlışım tamam. İstiyorum. Bir an önce olsun bitsin lütfen. Tamamen kurtulmak yani bu şeyden aynen. Kurtulmak istiyorsun. Aynen. Peki sen boşanma davası açamadın daha önce. Açamadım. Çünkü maddi yetersizliklerden. Evet. Cebrail sen niye açmadın boşanma davası? Kendisi istedi boşanmak. Ben de boşanmak istemiyordum ben zaten. İstemiyor. Sen boşanmak istemiyor musun? Hayır. Zaten başkasıyla evlendiği için. Nasıl ondan sonra istemiyordum zaten. Sen dün boşanmak istiyorum diye gelmedin baba. Evet. Şimdi arkadaş bak. Bu kadın 2 yıldır neredeyse yaklaşık başka biriyle yaşıyor ya. Sen boşanmak istiyorum diye geldin dün. Evet. Şimdi diyorsun ki o kendi istiyordu boşanmak. Ben boşanmak istemiyordum. Nasıl oluyor bu? Hepsi bir arada. Şimdi senin kafanın içinde bayağı şeyler var. Karmaşık fikirler var. Şimdi başkasıyla gittiği için boşanmak istiyorum diyor. Onun da boşanma davasını açmasını bekledim. Boşanmak istemiyorum ben zaten diyor. Nasıl oluyor bu iş? Boşanmak istiyor musun? İstiyorum. İstiyorsun şimdi tamam istiyorsun yani son kararın. Sonra yarın öbür gün böyle bir yok. Şey söylüyorsun. Boşanmak istiyorsun. Çocukla ilgili ne düşünüyorsun? Çocuğu ben alacağım. Vermeyeceğim. Beni döver ona da döver. Öldürür hatta bir günde. Senin diğer çocuğun dövüyor muydu? Vuruyordu. Ona da vuruyordu. O kaç yaşında? O zaman 6 yaşındaydı. 6-7 aylıktı. Pardon. 6-7 yaşında. Aylıktı. Aylık. 6 aylık çocuğu mu dövüyor? Bebeği dövüyor. Dövüyordu. Senin çocuğuna ben bakmadım. Nasıl dövüyorum? Dövüyordu. Ben senin çocuğuna ben bakmadım. 6 aylık bebeği şey dövmek ne demek? Çocuk bir şey yapsın. 1,5 yaşına kadar senin çocuğuna ben baktım. 6 aylık bebek ne yapacak zaten? 6 aylık bebek ağlayınca oyun mı? Oyun oynuyor. Ağlıyor. Ne yapıyor? Ağladı bebek. Ağlıyor dövüyor. Sustu şu çocuğunu diyor bana. Nasıl dövüyor ya? Nasıl 6 aylık bebeği döver ya? Dövüyor. Nasıl dövüyor? Kalk da ağladı bebek ne yapıyor yani? Bebek zaten küçücük ne yapıyor? Yüzüne vuruyor. Ben bu adama nasıl çocuk güveneyim? Cebrail bir cevap ver. Yalan söylüyor. Allah yalan söylüyordan başka bir şey söyledi. Ağlayınca ne yapıyordun çocuğa? Ağlayınca vurmuyordum. Hatta çocuğa bakan da benim. Kendisi bakmıyordu şimdi ki. Cebrail Bey yalan söylüyor dediğin şeyler aslında bizi izliyoruz da. Aslında demin sen dolaylı ikrarda bulundun. Dedin ki dövüyordu bu beni. Sen de dedin ki anneme laf söylüyordu o da. Evet. Yani çocuğa, şu demek. Bebeğin. Anneme laf söylediği için ben dövüyordum bu kadını demenin dolaylı usulü bu. Evet. Ve kayınvaliden de bunları doğruluyor. Sen bayağı şiddet gösteriyormuşsun karına. Şimdi çocuğuna gösterip göstermediğini öğrenmeye çalışıyorsun. Gösteriyor musun Cebrail? Hayır. Dövdün mü bebeği? Hiçbir şekilde dövmedim. Ya ben anlayamıyorum. Sen şimdi gayet tabii psikolojik olarak da şey yapmak istiyorum. Normal insan olarak görüyoruz. Sessiz, sakin. Alttan bir psikopat çıkıyor. Bebek psikopat. Dövmek, kadını psikopat. Dövmek. Niye böyle ben Cebrail? Ben psikopatım. Evet. Bıçak fırlatan bana sen misin ben miyim? Ha? Ay arasında dağlarla ne kadar fark var. Peki Cebrail. Sen çocuğunu görmek istiyor musun? Evet. Şimdi geldi burada göstereceğim mi Ayşegül? Görsün çocuğunu ne zamandır görmedin. Ben göstermeden kaçınmam. Hı hı. İstediği zaman görebilir. Yeter ki adam gibi gelsin gitsin yani. Fotoğraflarını gördün mü? Evet. Fotoğrafları var zaten başka bir şey yok. Canlı kanlı hiçbir şey görmedim. Kime benziyor çocuk? Bana benziyor tabii ki de. Kendisine hiçbir yere benzemiyor Allah'a şükür. Ha?
Ona benzemiyor diyorsun. Evet. Niye? Ne olurdu ki benzemiyor? Ne olurdu benzese? Yok. Yine severdim benim çocuğum sonuç olarak. Yine severdim. Cebrail, bir sen düşün bak. Bir şey söyleyeceğim. Bazen burada tabii ki insanlar ayıplanma, dışlanma korkusuyla gerçeği söylemeyebilirler. Evet. Bence sen gerçeği açıkça söyle. Mesela ben evet ona şiddet uyguladım ama çok pişmanım. Mesela arkasından böyle bir şey getirebilirsin. Ben çocuğa yaptım ama kendimi kaybettim. Özür dilerim. Ama bu yalandı, yalandı, yalandı. Mutlaka burada bir şimdi anne dövdü diyor, bu dövdü diyor. Şimdi sen vurduysan yalan demen senin her şeyi yalan söylediğini gösterir eğer bu çıkarsa. Onun için vurduysan vurdum de. Vurdun mu? Hayır. Hayır, hayır. Hiç vurmadın kafasına. Hiç vurmadım. Hiç vurmadım diyorsun. Bence sen bir düşün. Bu sırada da bir çocuğunu gör. En azından 2 yıl olmuş çocuğunu görmemişsin. Sonrasında yarın devam edelim. Hem de bakalım boşanma için nasıl ilerleyeceğiz ama çocuğa falan şiddet göstermek ya da farklı durumlar sende de bir psikolojik bozukluk olduğunu evet. gösterir. Onunla ilgili gerçekten yüzleşmen lazım. Bir şeyi inkar edersen iyileşemezsin. Kabul edeceksin. Hata yaptıysan da ben bunu yaptım ama bundan sonra böyle olmak istemiyorum diyeceksin. Değiştirmeye çalışacaksın. Arkadaşlar bir göstersin çocuğunu. Şimdi Ayşe konusuna geçeceğiz. Ayşe ile ilgili sürpriz bir gelişme var. 35 yaş büyük Ayhan için yuvasını yıktı. Hala onu çok seviyorum. İnadından vazgeçsin. Babasının eve dön çağrısını geri çevirdi. Ben sana sahip çıkacağım. Gel evine gel. Ayşe babası Turan Bey'le günler sonra canlı yayında karşı karşıya geliyor. Benim hiçbir şeyim yok baba, niye inanmıyorsun artık? Turan Bey kızını Kayseri'ye dönmeye ikna edebilecek mi? Baban da diyor ki benim kızım dönsün, ben kızımla birlikte güzel güzel yaşarım. Şimdi Esra İzmeci ile Yeni Baştan'da. Nasılsın Ayşe? İyiyim babacığım, sormalı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Ayşe bugün makyaj falan yapmışsın sen. Evet. Ha? Evet. Peki dün hep konuştuğumuzda bu özellikle sen diyordun ki işte aşkla ilgili ne yapayım baba, aşık oldum diyordun. Evet. Hala aynı şeyi düşünüyor musun? Aynen, vazgeçmeyeceğim sonuna kadar. Ayhan'dan vazgeçmeyeceğim evet. diyorsun. Aslında kısaca yeni de izleyicilerimiz varsa onlara da hatırlatmak isterim. Ayşe biliyorsunuz evliyken 65 yaşındaki biriyle ilişki yaşıyor. 38 yaşındaki eşini aldatıyor. Sonra eşi öğreniyor. Hem çocuğunu alıyor hem de boşanma davası açıyor. Sonrasında Ayhan'la birlikte ilişkilerini devam ederken Ayhan'ın bu sefer çocukları kabul etmediği için dışarıda bırakıyorlar Ayşe'yi. Ve şimdi Ayhan'ın çocukları istemiyor. Ayhan kendi de bu ilişkiyi istemediğini söylüyor. Ve baban sana sahip çıktı ve baban dedi ki benim yanıma gelsin. Hayır. Ayşe, sana bir sürprizim var. Ne olsun isterdin sürpriz? Vallahi babam mı? Sen Ayhan'ı beklerdin ama biz senin babanı getirdik. Turan Bey'i bir çağıralım. Turan Bey sağ olsun bizi kırmadı geldi. Gelin buyurun Turan Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Kızınız burada. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sarılacak mısınız kızınıza? Yok. Hayır. Bir elini öp babanın. Hayır. Niye? İstemiyorum. Bir baban gelmiş ta uzaktan. Tamam gelmiş ama benim ne yaşadığımı biliyor mu ki? E bak bir babanın yüzüne. Ne yaşamıştın sen? Söyle bakalım ne yaşadın? Nerede seni sevdiği insan? Sevdiğim insan. Sevdiği insan nerede? Söyle. Bilmiyorum neredeyse. Ne? Seni sevmiş. Seni... Artık ya. Nerede o insan? Artık gözünle gördün de baba. Gördüm ben adamı tanıyan arkadaşın o zaman senin. Arkadaşın da o zaman. Kim arkadaşıydı? Evet, kötü sözler söylemeden konuşalım. Siz tanıyor musunuz Ayhan Bey'i? Ablacığım ben 10 yıldan bir sefer görmüşlüğüm var. Yani 70. Kadınlar üzerinden para kazanıyordu evet, bu insan. Evet, yaşı 70, ağzında takma dişi var, gözleri mavi, uzun boylu bir insan. Hı hı. Zayıf, aslen çarkışlalı. Hı hı.
Pes artık babaya. Ya, yeter öyle bir insan değil. Yapsaydı beni satardı artık ya. Hayır yapmadı. Ablacığım bak ben geldim. Ben ne dedim sana? Ben gelirim dedim. Evet. Sağ ol. Siz geldiniz, kırmadınız bizi. Sizden çok önemli benim bir ricam var. Ya eliniz ayağınız öpeyim. Bir babanın çaresiz olduğunu siz anlayın artık ya. Bunun sağlığı yerinde mi sizce? Ya siz... sağlık durumu yerinde diyorsanız ben kendimi kaldırayım giderken o Sultan Yavuz Sultan Selim'le kendimi atayım aşağıya. Allah korusun. Artık ben dayanamaz gücüm kalmadı. Beni iki sefer evime getirdi. Baba sevgisi görmemişim. Baba Ayşe. Sevgisi görmeyen bir insanın burada işi var mı? Yok baba gel. Ayşe sen buraya ilk geldin. Baba sevgisi görmediğim için Ayhan'a aşık oldum dedin. Doğru mu? Baba sevgisi görmeyen evet. bir insanın evet. burada işi evet. var mı sizce? Mantığına bir düşünün. Peki Ayşe baban sana ne yaptı ki sevgi göstermeyecek? Ne yaptı? Bir söyle. Ne yaptı mı? Ne yaptı? Ne yaptın? Her şeyi yaptın. Ne her şeyi sana? Yaptın. Her şeyi yaptın. Ya ne yaptın sen? Sen benim hayatımı mahvettin. Senin hayatın var mıydı ki zaten? Nasıl mahvetti? Nasıl mahvetti? Ne yaptı? Söyle Ayşe. Beni ilkokuldan... İlkokul 7'de terke yaptın. Okuldan aldın. Ablacığım. Ya bunun sağlığı evet. sizde yerinde mi? Gayet iyi. 18 diyor, 18 diyor. Bak. Pardon hayır tabii o sağlık kısmına geleceğiz de ilkokul... Dur. Bu... Okutmadı. Hoca dedi ki ne yapsın? Okuyabilecek kabiliyeti yok. Okuldan aldığın için... Senin kızın dedi okuma kabiliyeti yok. He. 7'yi bitirdi. Hı-hı. Orta 7'yi. Ben buna da diploma vereyim dedi. Kim İlk dedi? İlkokul diploması verecek ha. Ortaokul diploması. Evet. Her şeyi sen haklısın. Ondan sonra ben bunu eve geldim. Tamam dedim hocam. Eve geldi. Böyle dengesiz değildi. Bu bir yıl içinde oldu. Annesi vefat etti bunun. Ben iftihar çektim. Ben varlıklı bir insandım. İftihar çektim, gurbete düştüm. Peki şunu soracağım. Ayşe'yi öğretmeni okuyamadı dediği için okuldan aldınız. Okuldan aldı. Evet ben almadım. Okul yönlendirdi. Okul böyle dedi. Okuldan evet. aldı der mi okul canım? Evet. Ha, okul demez sanki öyle bir şey. Yani demez. Okuldan alın demez. Dedi ki ya bunun gelip gitmesine dedi gerek yok. Ben buna diplomasını vereyim. Tamam hocam. Öyle miydi Ayşe? Aynen biraz anlatsana Ayşe. Tabii yine babam haklı değil mi? Söyle benim biraz anlat. Benim ne yaşadığımı sen nereden biliyorsun ki? Ne yaşadın sen? Senin bir elin yağ diyelim, bir elin bal diyelim. Sen ben sonra çıkıp da insanlara neredeydin o zaman? Neredeydin ben sokaklarda yaşarken? Ne, ben sana sahip çıkmadım mı? Hayır, aradın sordun mu? Ben sana 2500 lira para gönderdim mi? Baba benim param yok, gönderdin mi? Gönderdim. Sen düşmüştün bir serserinin peşine. Ben sana sevdalandım. Aşkımsın canımsın. Nerede aşkın senin? Aşkını göster. Göster aşkını. Seven insan böyle olmaz. Gelir koş kimi der ki ne ya? Sevmenin hiç yaşı yoktur. Hı hı. Ben buradayım. Şimdi bak. Şimdi sonuçta siz diyorsunuz ki gerçekten birine duygu besleseydi ben yanında olurdum. Doğru evet. Yanlış bir yolla. Yanlış mı yollar? Sevmişim. Neyi sevmişin ya? Ayşe ilk kez ağladığını görüyorum Ayşe'nin de bu arada. Ağlamasın. Onun ağladığı yaşlar, gözyaşları boşuna. Her insanın bir gurur hastiyeti var, şerefi var. Baba adamı kalbimden söküp atayım mı? Bazen insanlar var hocam elinizi öpeyim ya. Ben size rica ediyorum. Bak, benim yaşım 55. Turan Bey. 55. Bazen evlatlar var babasını İstanbul'a çağırır ki İstanbul'u yedirmek için. Böyle evlatlar da var ki babasını rezil etmek için. Türkiye'ye rezil etmek bak, için bak, çağırır. Turan Bey şurada bir yanlış yapıyorsun. Buyur. Bak, haklısın. Babalığı yapmışsın. Şimdi ama bir taraftan kendin kabul ettiğin bir gerçek var. Kızın akli olarak yeterli olmadığını düşünüyorsun. Evet. Fakat bir taraftan da böyle bağırıp çağıramazsın. Ben konuşma ben, tarzım o abi. Açık ben söyleyeyim. Yaptığın şeylerin ben de yanlış olduğunu baştan beri biliyorum. Ama bugüne kadar birçok konuğa yaptığım gibi yapmıyorum. Sebebi şu. Peçete alabilir miyiz? Ayşe Hanım'ın durumu normal bir insan. Sizin gibi düşünüyorum ben. Normal bir akli yeteneğe sahip değil. Ve bu yüzden yaptığı hataların şimdi çoğu şöyle. Da normal bir insan gibi değil. Hocam avukatım. Bak dışarıda arkadaşlarla ben muhabbet ettim. O yüzden değil. Benim konuşma tarzım yüksek. Öyle değil mi abi?
Benim tamam, bu problem değil. Biz bir konumuza dönelim. Sinir anında değilim ben. Tura Bey, biz bir konumuza dönelim mi? Şimdi şunu söyleyeceğim. Ayşe, sen dedin ki sevdim ne yapacağım dedi. Şimdi birine çok kolay, zihinli bozuk bilmem ne, herkese deli diyelim o zaman, çıkalım. Psikoloji öyle bir şey değil. Herkese de böyle... Hayır. Ben iki sefer tespit edilebilir bir şey. Bir sefer Pınar başına arayabilirsin. Jandarmaya beni şikayet etti. Adam yönlendiriyor, sen abi kardeşine babanı şikayet et. İkinci sefer Ardıncık polis merkezine şikayet etti. Bak, ben artık canımdan şöyle bir şey. Kişilik bozukluğu olabilir. Zihinsel yapısında hafif gerilikleri olabilir ama tamamen zihinsel engelli diyemeyiz biz Ayşe için. Yani Ayşe her şeyin farkında, evlenmiş, çocuğu olmuş. Evet, hatalar yapan bir kişilik yapısı. Belli ki bir saflık durumu var ama tamamen bir zihinsel engelli durumu yok Ayşe'nin canım. Ya zihinsel engelli durumu yok ama yapanı gösteriyor. Niye bir güne bir o zavallı çocuğunu dile getirmiyor pekala? İşte bir sürü çocuğunu bırakan anne var. Hepsine anne zihinsel engelli mi? O çocuğu niye dile getirmiyor bugün? 7-6 yaşındaki bir çocuğu şimdi, niye dile getirmiyor? Bazısı duygularına kapılıp gidiyor. Ha? Hatalı mı hatalı? Pekala, bu sağlıklı insan önce der ki ya benim çocuğum var. Bu çocuğum evet. Ne oldu? Ben bir anneyim. Turan Bey, ben... o kadar çok ne var biliyor musunuz? Bir sürü kadın TikTok'ta çalışıp tanışıp çocuklarını bırakıp gidiyor. Hepsine o zaman zihinsel... Yanlış. Çok yanlış. Ahlaki olarak da yanlış. Ama hepsine zihinsel bozuk diye dersek o zaman akıl hastanesi dolup taşar. Ne yapacağız biz? Abi, o kadar abi, çok var ki kaçan gider. Ablacığım, ben size diyorum yine zihinsel deli dedim mi ben buna? Demedim. Yok. Ben bunu dedim bir hastaneye yönlendiririm. Hastanenin vereceği rapor kaderime. Hı hı. Kaderimi ondan sonra ben terk ederim. Ben bunu alsam götürsem şimdi gel ben. Alsam götürsem 2 gün sonra beni gele mahkemeye. Zaten gelmeyeceğim ki. Şeyim var benim bunda. Ayşe, sen kendini ne olduğunu düşün. Belki sana sorayım. Sence sende ne var? Ben de sağlıklıyım Esra Hanım. Ben deli falan değilim ya artık. Ha? Pes artık ya. Ben sağlıklıyım. Ha, söyle Filiz. Abi bir şey soracağım. Madem kızınızın engelli olduğunu düşünüyordunuz. Neden bu kızı evlendirdiniz? Bu bir. Evet. Neden, aynen. Bir önce cevaplasın sonra. Evet, neden evlendirdiniz? Ablacığım, bu zihinsel engel olarak ben düşünmüyorum bunu. Ne olarak bu evlendikten sonra bir sene içinde bu hale geldi. Bir sene içinde. Hayır, hayır. Neden vasisi olmadınız? Boşanmış eşinden boşandıktan sonra neden vasisi olmadın o zaman kızının? Niye sahip çıkmıyorsun kızına? Ya eve getirdim ben bunu, zorla tutacak halim yok var mı? Evime getirdim ben bunu. Evlenmeni şikayet etti. 30 yaşında dedi karakol. 18 yaşından mı dedi? Yok, 18 yaşını bitirmiş. 30 yaşında. Gerekli mercilere gidip başvursaydınız beyefendi. Kızı sahipsiz bırakmasaydınız. Sokaklarda süründüm diyor. Anlatıyor Ayşe. Sahipsiz mi? Kaç günlerden beri anlatıyor. Babam almış köye götürmüş. Turan Bey götürdü köye. Bak, bir sefer köyüme götürdüm. Bir sefer kardeşine götürdüm. Evet. Bak, bir sefer kardeşine Kayseri'de aldı. 2 gün sonra... Kaç? Şikayet etmiş. 2 gün sonra 2 gün orada kaldı. Ya abla, senin sağlık durumun iyi değil. Seni ben hastaneye yönlendireyim. Tamam. Ben gideyim eşyalarımı getireyim. Eşyalarımı söylesin. O Ayşe, telefonları Ayşe, kapattı. Turan Bey bir saniye. Ayşe, sen babanla kalıyordun. Ayhan seni aradı, ne dedi? Ayhan dedi gel dedi. Heh. Can güvenliğin yok dedi. Geldim. Neden ne can güvenliği yok? Öldürürler dedi. Adam sen öldürürler dedi. İnandın mı sen de? Evet, inandım. Baskı falan yapıyorlardı. Yapma, hayır, bir şey yaptı mı, seni dövdü mü baba? Tabii vurdu. İlk götürdüğünde vurdu. Allah, ellerim kırılsın. Vurdunuz mu? Hayır efendim ya, aklına ne düşeceğiz onu söylüyor ya. Hayır, ben hayır. Niye aklıma geleni söyleyeyim ben yani ya? Kimi kanunda bir bayana ailene el kaldıramıyorsun ya? Kimi kandırıyor bu ya? Kendi kötaklığıyla Türkiye'yi oynattı ya. Türkiye'yi. Sen haklısın. Türkiye'yi oynattı. Sahip çıkmıyorlar. Sahip olmayan bir babanın burada ne işi var? Sizce mantıkça düşünün arkadaşlar. Yok, sahip çıkmadı diyemez. Ne oldu senin evin içinde köydeyken? Ne oldu? Ne yaptı baban? O zaman sor bakalım. Benim annemi niye dövmüş babam? Geçmiştekinde bahsediyordun. Evet. Niye dövmüş? Niye? O benim ailem idi. Diyordum onu. Ona zop attım. Haklı. Ben ona attım. Hı-hı. Ailem. O annen diye yani. Dönmem mi lazım? Peki Ayşe, o evin içindeyken sana nasıl davrandı baban? Kötü. Ne yapıyordu? Söyle kötü. Dayağı vardı, sopası vardı. Sopayla vuruyordu. Evet.
Sevmediğim bir insana verdi. Sevmediğin insana verdi. Hani o ilk eşini diyorsun. Evet. Sen istemedin. Zorla mı vermişim ben bunu? Evet. Ya, evet. Ya köyüme bağlanın. Davullu durmalı tamam, ben bunu. Tamam siz cevap verin. Hayır davullu zurna da. Tamam, İstemiyor muydun? Tamam ama ben mutsuzdum. Gelinliğin içinde mutsuzdum. Sen Serkan'la... Ayhan'ın yanında mutlu oldum. Ayhan'ın yanında mutlu mu oldum? Cevap ver Ayşegül. Ayhan'ın yanında mutlu musun? En azından ondan baba sevgisi gördüm. Baba sevgisi. Nerede Ayhan? Siz nerede? Onu ben bulacağım. Onu ben bulacağım. Sen bir şey yapamazsın. Onu ben bir bulacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ayşe o baba sevgisi... Bak 85 insana... milyon insan içinde diyorum onu ben bulacağım. Sen bulamayacaksın onu. Benim içim yanıyor. Bir babanın çaresiz olduğunu siz düşünün. Dur Turan Bey. Elini diyeceğim onu da koyayım. Turan Bey sen ne için bulacağım diyor. Ne yapacağım bulup? Efendim? Bak canlı yayınlayayım. Öyle oldum, bir şey yok. Bak herkes... Hayatında yaptıklarının bedellerini öder. Senin bir şey yapmana gerek yok. Senin sahip çıkacağın çocuğun, çocukların var. Ben ne sen yapayım? Bırak o adamı. Ay, Esra Hanım elini ayağını öptüm. Ben sen ne yapayım? Sen gidip Ayhan'a bir şey yapma. Ben ne yapayım? Ben buna diyorum ki ya bunu bir hastaneye yönlendirin. Ben bunu alsam götürsem. Tamam onu 30 yapacağım. Yaşında bir bayan. Ben jandarmaya başvurdum, polise başvurdum. Dedi ki ne kardeşim 18 yaşında. Turan Bey ben sana telefonda ne dedim? Ben sana yardımcı olacağım. Ben onu anlatmak istemiyorum. Ben Ayşe duygularını konuşmak istiyorum. Ayşe sen Serkan'la evlenirken ilk eşinle nasıl tanıştırdılar seni Serkan'la? Görücü usulü. Görücü usulü getirdi. Sen ne dedin orada? Ben dedim ben bunu istemiyorum. Yok evlenecek. İstemiyorum. Beğenmedin mi? Beğenme değil. İyi ama kalbim atmadı. Kalbin atmadı Serkan'a. Evet. Kalbin Ayhan attı onu atmadı. Evet. Ablacığım. Şimdi insan öldür, bak öldür, yiğit öldür hakkını inkar etme. Hı hı. Adam o Serkan dediği çocuk işinde gücünde bir insan. Aç koymadı onu, açık koymadı. Tabii Serkan'ı damat. Hele bir babası var, emekli seversin. Öğretmen. Emekli öğretmen. Adamın maddi durumu çok iyi. Bak adam maddi durumu çok iyi. Yani sen iyi bir damat adayı olarak gördün. Evet ama. Adamın çevresi iyi. Peki şimdi... Turan Bey açıkça şunu soracağım. Çevresi sana... iyi diye beni yakmak zorunda mısın be adam? Yani sen çevresi iyi diye beni yakmak zorunda mıydın? Fakir olsaydım da sevdiğim adamın yanında olsaydım. Arkadaşlar peki Ayşe bunlar size, Ayşe size istemiyorum dedi mi o zaman? Hayır. Dedim ya hayır. Yapma ya, ya yapma olmuş. Artık baba dedi, ya. Sen ne dersen o olur. Hayır. Yapma. Seni beğendim dedi mi yani? Bak beğendim demedi. Kızım bunlar seni istemeye geldi. Allah'ın emriyle. Baba dedi sen ne dersen olur dedi. Benim de iki tane ablam vardı yine. Demedi yine biz o zaman. Yani size demedi ben beğenmedim bu adamı diye. Hayır. Kaç yaşındaydı Ayşe o zaman? Ayşe o zaman ne? Aşağı şimdi 30 yaşında 93'lü. 7 sene oldu. 22. Yani 23 sen gördün Serkan'ı beğenmedin. Evet. Serkan'ı beğenmedin de niye 6 yıllık karlılık yaptın Serkan'a? Niye bildiğine bana demedin yine ya ben bunu beğenmedim. Niye yapmadın? Nasıl? Durumumuz nasıl? Çocuğumu için nasıl? İyi. Yavrum, oğlum, açlığın, beşliğin var mı? Siz sordunuz mu? Seviyor musun kocanı diye? Onu ben sormadım. Ben yalanı söylemem. Yavrum, durumumuz nasıl? Açlığınız var mı? Sen de benim evladım. Baba her şeyimiz var. Allah'a şükür. Şimdi Turan Bey bu kadar seslendik. Şimdi çok önemli bir telefonumuz var. Reklamdan sonra. Şimdi Ayşe'ye biraz önce dedim ki bir telefonumuz var önemli. O da hemen Sevinç'le Ayhan mı dedi? Değil. Değil Ayhan. Ayhan değil. Değil. Ayhan olsaydı sevinir miydin? Neymiş bu Ayhan ya? Aşık olduk. Sever. Aşık oldun. Hala aşık mısın? Evet. Peki hiç ben şunu merak ettim. Şimdi duyguları bir tarafa bırakalım. Hiç yanlış yaptığını düşünüyor musun Ayşe? Tabii kocama aldattım kabul ediyorum ama ben de aşık oldum yani. Senin iki tane aşık oldun ha mi? Yine i̇ki olsa tane yine yaparım. İnsanlar affedersiniz çok özür dileyerek konuşayım. Kötü söz söyleme. İki tane benim çocuğum var erkek çocuğum. Allah bağışlasın. Böyle gıyman ki bakasın. O çocuklarım var ya o çocuklarım. Kafası böyle aşağı gidiyor. Tabii erkek evlat sana bak, kıymetliydi. Erkek evlat. Ne kadar çaresiz o çocuklar. Peki o çocuklar onlarla şimdi asıl zor durumda şimdi insanlar el alemine der bizi evet. Utandırdı. O
İkinci önemli şey, bana göre hiç önemli değil de el alemin ne dediği. Ayşe'nin durumu ne olacağız? Biz Ayşe'yi ne yapacağız? Ablacığım ben Ayşe'yi bak sağlıklı, şuradaki arkadaşlar, ablalarım, siz olsun, avukatım olsun, sen ol sunucu olarak. Ayşe'nin durumu sağlıklı diyorsanız ben kendimi giderken Yavuz Selim'den atacağım. Size söz veriyorum. Allah korusun. Turan Bey, gideceğim. Onu bak bir doktor. Sağlıklı düşünüyorsan buradaki halk. Doktor toplanır, onlar evet. Karar verir. Bunun için bir sürü test lazım. Biz buradan dışarıdan bakarak kimseye bir şey söyleyemeyiz. Ya dışarıdan bak ama... Evet. De, ama doktora yönlendireceğim. Köy hastaneye yönlendireceğim. Evet, köy yerlerine ama... bir tabir var. Deve gidiyor demiş. İzini sürmeye gerek yok. Deve gidiyor. Onun Turan izini Bey, sürmeye bazen ne oldu biliyor yok. Musunuz? Bazen biz buradan çok iyi değil dediğimiz kişiler çok sağlıklı çıktığı için. Biz bunu bir şey yani orada detaylı testler geçsin. Doktorlar söylesin. Uzmanlara söyleyebilir bunu. Tamam. Bak ben de söyleyeyim. Ben psikoloji okudum. Söyleyemem. Çünkü orada 4-5-6 doktor gelecek, bakacak, evet. Değerlendirecek. Bunun neyinde eksik var? Hangi becerisi daha eksik diye bir sürü testlerden geçmesi lazım. Testlerden geçmesi lazım. Doğru. Anlıyorum ben sizin demek istediğinizi. Ama görün işte şu arkadaşlara desinler ki arkadaşlar cevap versin. Buyur ablam. Soracağım. Yok siz söylemeyin. Turan Bey. Şimdi Turan Bey şunu söyleyeceğim. Tabii ki de siz bir baba olarak eğer ki normal değilse durumu ve rapor verirlerse siz vasisi olarak ona sahip çıkacaksınız. Vesayet altına alacaksınız. Ya mecbur çıkacağım. Vasisi olan onu sokağa atacak halin yok. O zaman rapor olduğu anda gidemeyecek. Gittiği anda rapor var. Evet. Bana jandarma dedi ne kadar? Ya amme raporu var mı onun? Yok. 30 yaşında dedi bu dedi. 18 yaşında mı 30 yaşında bir şey yapamam dedi. Sen anladın. Buraya rapor almak için geldin. Aynen rapor alacağım buraya. Evet. Evet rapor alacağım. Burada Türkiye Cumhuriyeti. Ayhan Bey gelsin seni alsın. Ayhan Peki. Bey senin peşinde. Ayhan geldi kapıdan girdi. Ayşe kayınvaliden attığımızda. Hı. Ayşe Hanım. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Evet buyurun ne söylemek istersiniz? Eski geliniz burada. Babası da geldi karşısında bir şeyler söylüyor. Esra Hanım'la mı görüşüyorum? Esra Hanım mı? Evet benim. Buyurun ne söylemek istersiniz? Canım benim o babası haklı. Kendisinin söylediği hep yalan. Sadece Serkan'ı aldattım dediği gerçek. Tamam mı kurban olayım? Ben 70 yaşındayım. Yalan söyleyecek değilim. Hep yalan, hep yalan, Ayşe hep Hanım, yalan. Ayşe Hanım orada konuşursun. Beni sen hiç gelin olarak istemedin ki be kardeşim artık ya. Babasına kurban olsun, annesine kurban olsun. Melake gibi bir annesi vardı. Saf, temiz. Ondan sonra her pislik kendinde kurban olayım. Bizi rencide etti, rezil etti. Benim beyim emekli öğretmen. İlk dönem muhtarlık yaptı 10 sene. 10 sene. Gelen giden ağırladım. Gelenim gidenim beliksizdi. Biz niye böyle bir halt işlemedik? Hep kendinde, hep kendinde. Ha, bir de onu Esra Hanım kurban olayım. Bir şey soracağım Ayşe Hanım. Şunu soracağım size. O doktora gönderin. Beni dinle. Ya, beni bir dinle. Ben siz yapacağım. Her şeyi yapacağım ama şunu merak ediyorum. Ayşe'nin beni duymuyor musunuz? Ayşe Hanım. Gelininiz Ayşe'nin Ayhan'la ilişki yaşamadan önce bir problem olduğunu düşünüyor muydunuz? Bir sağlık problemi olduğunu düşünüyor muydunuz? Canım var. Kapıma geldi geleli var. Ben bunların evine vardık. Geldik. Bitirdik. Kız bitirdik. Ettik. Yeledik. Önümüze bir doğru daha babası söylesin. Önümüze doğru dürüst bir suhra götürmedi. Çayını içmedik. Kahvesini aynen beceriksiz ya. Abla bir de dünya. Kim beceriksiz? Yoha artık. Yapmayın artık ya. Yapmayın. Anne ayıp baba sana Duran abi aradı. Dostumuz var düşmanımız madem var. Madem önünüze Tuğra çay koymamışsınız. Niye aldınız lan bir gelin oraya. Hep yalan. Komşularımdan sor. Git oradaki komşularımdan sor. Buradaki komşular. Gönülsüz vardım diye. Ayşe Hanım biraz dinleyin. Ayşe Hanım tamam böyle çok hızlı arka arka konuşmayın. Madem ben öyle beceriksizdim. Niye oğlunuzu aldınız? He? Niye aldın? He? Niye aldınız? Şimdi Ayşe tamam Ayşe Hanım. Kötü şimdi, Ayşe beceriksiz. Bir dakika Ayşe Hanım. Ayşe Hanım şimdi. Ulan niye nişanı bozmadın? Ben kötüydüm de. Hareketine bakın. Tabii. Tabii gülersiniz değil mi? Ayşe sus. Herkes haklı ya. Ben mi sevdim?
tamam. Allah benim. Ya benim sen diyorsan gelsin gelsin adama vereceğim seni gelsin. Nerede bu ayağın? Sen sevmiş bunu. Ya gelsin. Esra Hanım şu ayağını çağır. Bak şimdi ama duygularını da sorgulamayız ya, ki o kadar. Abi, Ayşe. Ayağını çağır gelsin. Sütü el vereyim ben bunun için. Allah kahretsin. Sevdim. Başındaki bela gitsin. Bir dakika Turan Bey. Çalışalım bir duygusunu. Öyle de olmaz ki hasta deyip ötelemek insanları. Hastayım değil mi? Ayşe sevdi, hasta oldu. Değil mi? Ne yapayım? Kalbimden söküp atayım mı? Ya Ayhan nerede pekala? Seni seven adam nerede? Söyleyeyim mi? He? Nerede? Ayhan stüdyoda var mı? Burada mı Ayhan? O da gelecek. Ya gelsin, ben burada vereceğim. Nikahını vereceğim. Gelsin. O da gelecek. Gelsin. Ayşe sen bana ne hissediyorsan anlatsana. Bir kere de bir konuşsun şu kız. Bir dakika bir şey demeden. Söyle. Abla tamam, ben hata yaptım. Hocama aldattım. Kabul ediyorum ama sevdim. Baba sevgisi görmedim, evet. Bir de annemi kaybettim. Onun acığından boşta. O sene çok kaynanan baskı yapıyor böyle. Yapmıyordu. O zaman niye aldın beni? Pekala, baba sevgisi görmeyen babanın burada işi nedir arkadaşlar? Ha, baba sevgisi geldin, televizyona çıktın ya. Bir buçuk sene neredeydin? Konuşun, siz de konuşun. Ben sokaklarda yatarken sen neredeydin? Ben seni sokağa mı attım? Attın mı? Ben seni evime götürdüm, 3 gün durdum. Jandarmaya şikayet ettim. Evini almadı mı? Köye götürmedi mi seni baban? Ha? Aradı senin gibi kızım. Dedin mi Turan Bey? Ya hayır ya. Dedi. Bak hocam. Sarhoş'un mektubu okunmaz. Bak sarhoş'un mektubu okunur mu? Sarhoş ne yazdığını bilmez. Bunun işte siz hak, siz bana hak verin ya. Görünüyor bu. Ne dedi? Haklı Turan Bey. Bak evet. Ben diyelim ki hasta çıkacak, engelli çıkacak. Ama bir insanı hiç görmezden gelmek, ötekileştirmek onu hiç iyileştirmez ki. İyileşmesini ister misin? O zaman ya, önce anlamaya çalışmamız lazım. Ya ablacığım kim istemez? Ama öyle o sarhoş, deli. Diyelim öyle. Deli bak, demiyorum bilemem. Ben ona bak. Deli diyelim demiyorum. Öyle psikolojisi bozuk diyelim ki. Ha. Senin dediğin gibi. Yine de öyle davranamayız. Yine de onu anlamam lazım. Ben anlamazsam o zaman bana hiçbir şey anlatmaz, iyileşmeye de çalışmaz. Ya, ablacığım, sen delisin, sen ne burada, yapayım diyeyim. Burada kaç gündün beri Esra Hanım? Turan Bey, kaç ötekileştirdiğimiz bu kişi iyileşmez. Zaten ben kötüyüm der, kötü olmaya devam eder. Bak kaç günden beri burada diyorum. Bu programda kaç günden beri burada? Bir haftadır burada. Bir haftadan beri burada. Bunu seyirci olarak, buradaki halk olarak bunu öğrendiniz mi, öğrenmediniz mi? Neyi? Bunun sağlık durumu yerinde mi, yerinde değil mi? O önemli değil. Gerçi ki. Gerçi siz karar vermeyeceksiniz. Onu psikologlar karar verecek. Karar verecek. Ben diyorum ki ben götüreyim seni, evime götüreyim diyorum. Baba sevgisi görmemiş, eve gidelim. Hayır, ben gitmiyorum. Şimdi bak, diyelim ki hasta olduğunu farz edelim. Şimdi bu kızı hasta da olsa oradaki doktor anlamaya çalışacak. Duygusunu anlamaya çalışacak. Bak iyi doktor böyle yapar, psikiyatrist. Evet. Der ki hiçbiri demez ki vay sen ne yaptın, şöyle mi yaptın, senin aklın yok zaten, sen böyle yaptın dersen o daha da hastalanır. Diyeceksin ki sen böyle yaptın ama bak burada bu adam seni gerçekten seviyor olsaydı seni sokakta bırakır mıydı? Otelde işte birlikte görüşüp sonrasında dışarı yollar mıydı? Belki bu gerçek sevgi değildir. Sen artık hani bu adam yok, seni gerçekten sevmiyor aslında. Sevgi dediğin şey böyle bir şey değil. Sana emek edecek, ilgi gösterecek, yanına alacak, fedakarlık edecek, koruyacak, kollayacak. Belki sen sevgiyi yanlış anlamışsındır. İnsanları aman kötüdür, psikolojisi bozuktur diye ötekileştirirsek onları daha da kötü yaparız. Ama bizim amacımız hep şu ya, topluma kazandırmak. O yüzden anlamamız lazım. Evet. Evet. Ben de diyorum topluma kazandırak. Kazandıralım. Ben de diyorum ya, sevdiği insan nerede? Sevmiş. Sevdiği insan şuradan çeksin. Ben Allah'ın emrinden vereceğim. Mealat olsun diyeceğim. Gelsin. Gelsin. Gelse Ayhan'a veririm diyorsun sen. Aynen. Ne yapayım? Gücün yetmezse. Öldürsen. Devlet diyecek ki senin kızını öldürmüşsün. O Allah korusun. Öldürmek, sene, öldürmek. Yanlış şeyler, şeyler bunlar. Yanlış. Yanlış. Öyle var şey olmaz. Sözün gelişi. 101 sene ben mahpus çatacağım. Benim yaşım 55. Öyle çıkabileceğim şeyler. Ben mahpustan. Çıkabileceğim, çıkamayacağım. Çıkabileceğim mi? Şimdi Turan Bey, Ayşe boşandı işinden. Çocuğu da babasında. Artık onun hayatını kurmak için farklı bir yol izlememiz lazım. Evet. Artık evli mevli değil o. Evet. Evet. Ayhan'la ilişki şeyi ya da o anda yaşaması yanlış. Evet. Tamamen. Bana göre şimdi de yaşasa, devam etse yanlış.
Ondan adam olmaz. Bak bazı insanlar erkektir ama adam değildir. Adam değil. Adam değil bence zaten. Yani bak ilişki yaşamak böyle olmuyor. Erkek olmuş olabilir, seni o anda iyi hissettirmiş olabilir. Ayşe bak beni dinle. Ama bir kadın olarak gerçekten adam olan, sana sahip çıkan biriyle olman lazım. Ben bunu söyledim Esra Hanım, kızım sen ayrılmışsın. Bak baban da çıkmış gelmiş, işini bıraktı, çobanlık yapıyordu, bak devretti buraya gelmek için. Sana sahip çıkmak istiyor. Hayır, istemiyorum. Ben ne yaparım? İstemiyorum. Neden istemiyorsun? Söyle bana. Neden istemiyorsun? O öyle konuşur, burada farklı konuşur, orada farklı konuşur. Ne yapacak orada, ne yapacak mesela? Kimse beni babamdan iyi tanıyamaz. Babandan iyi tanıyamaz mı? Evet. Tamam. Doğru. Ne, güzel bir şey söylüyorsun babanla ilgili. Tamam ha? Da ben gitmek istemiyorum. Ne yapacaksın sen Ayşe peki? Kayseri'ye giderim. Ayaklarımın üstünde dururum. Peki Ayhan'ı aramaya devam mı edeceksin? Evet. Ayhan'ın evine oraya mı gideceksin? Ayhan'ın evine orada gidersen kızları jandarma çağıracakmış. Ayhan'ın evinin oraya gidersen kızları jandarma çağıracakmış. Olsun. Çağırsın. Evet. Tutuklarlarsa seni? Tutuklasınlar. Peki Ayşe başka biri girse hayatına sonrasında sen kendini topla, bırak Ayhan'ı artık. Hayır, vazgeçemem ben. Ayhan'dan vazgeçemezsin. Hayır. Peki sen acaba bu aşk mı yoksa evliliğini yıktığı için bir intikam mı bu? Hayır, hayır, intikam değil. Ben gerçek aşık oldum ya. Peki. Ya tamam, aşık oldun sen. Aşık oldum. Sena'nın yaşı yok. Aşık oldum. İnsan her yaşta aşık olabilir. Gönül bu. Affedersin, her tarafa konuyor. Tabii. Ya nerede? Aşık olduğun piyasada nerede? Nerede? Var mı? Var mı? Ayanın kızını arıyoruz. Ya gelmedi diyor. Ben Ayşe'yi tanımıyorum. Dedi mi bunu? Evet dedi. Evine götürdüğü kızının yanına götürdüğü kızı gelmedi. Ayşe'ye tanımı yok. Doğru. Söyledin bunu? Söyledi. Evet. Ayhan nerede? Ayhan şimdi Kayseri'de kayıp. Ayhan'ım ben var ya. Ayhan ben canlı yayın diyen bak. Seni ben bunu senin yanına koyarsam seks... Etme, dikkat etme Turan Bey. Edip değil. Ben, ona ben, bir şey ben, yapamazsın. Ben, aa. Ben... Değil bak ismini Turan de Bey, tehdit etme sen. Tehdit değil bu. Senin şeyin... Delikanlıydan çık ortaya, çık. Keşke bak gelse de biz... Ya çık delikanlıysan bak ben buraya. Allah'ın verdiği can Allah alır. Ayhan Bey, kızları da beni dinliyorlar. Ben bak şunu söyleyeceğim. Evli kadının evine girip çıkıyorsun. Kocası ha? olan bir kadınla birlikte... Tuzdağına düşür. Öyle ben bir insan cevap değil. Versin. Yanıtlayan ben cevabını. Ayşe sen de devamlı ona iyi bir şey demeye çalışın. Niye öyle bir insan değil? Neden öyle bir insan değil? Ben bir buçuk sene iyi kötü ilişkim oldu. Satsa beni satardı. Benim üstümden para kazanırdı. Yok, adam beni satmadı. Niye satsın? Bir dakika. Size rica ediyorum ya şunun konuşma tarzına bir bakın. Babanın karşısında şunu ya etme ya. Ya zaten babamsın. Ya Allah baba Allah elinizi vicdanınıza koyun. Gülşen Hanım söyle ya, bir şey söyleyeceğim diyor Gülşen. Kim bağırıyor Esra Hanım diye? Heh. Ayhan seni seviyordu değil mi? Sen seviyordun Ayhan. Ayhan seni sevmiyor. Seni otele götürüp de seni sokaklarda bırakıp da seni dışarılarda yatıran mı bu sevgi? Sana sahip çıkan bu mu sevgi? Sen babanın evine git. Nerede kalacaksın? Farz etki nerede kalacaksın? Kayseri'de şimdi nerede kalacaksın? İstersen sokaklarda kalırım. Kalırım. Sokaklarda kalacaksın. Evet. Babanın yanına git. Bak baban buraya kadar ayaklarına kadar gelmiş gelsin, senin. Gelsin umurumda değil. Senin umurunda ne var biliyor musun? Sen kendi hayatını kendi kanı yapmak istiyorsun da hadi neyse kapattım orayı. Söyle Vesile Hanım. Sonra ben bir şey söyleyeceğim. Ya Esra Hanım ben şunu merak ediyorum. Şimdi acaba Ayşe... Babasının evinde çocukluğunda böyle kötü bir şeyleri mi yaşamış ki bu kadar inatlaşmış? Sordum. Söyle Ayşe. Evet, evet. Bazen kız... Ne yaşadın? Bir dakika. Şiddet uyguluyordu. Şiddet uyguluyordu. Çok mu dövdü seni çocukluğunda? Evet. Çok. Ne geç... Ya, hocam, ne çocukluğumu yaşayabildim. Ya benim köyüme bağlandım. Ne gençliği kızımı yaşayabildim. Ama sen kızsın. Otur.
Ama sen hocam benim köyüme otur. Bağlanın. Ya ne alaka ya? Konuşsun bir cevap versin. Ne yapıyorsun? Sen kızsın otur. Erkek evlatların iki tane erkek evladım vardı. Kıymetli. Ben kız çocuğum değil mi? Ama. Sana, bak. Kız çocuk kıymetli değil mi? Babalar için kıymetlidir oysa. Hayır. Ben baba sevgisi görmedim. Olsun gelmiş. Ayhan'ın sevgisini gördüm. Evet. Ya ay bir dakika baban sevmedi. Ayhan sevdi mi gerçekten? Sevdi. Çok ne sevmiş. Yaptı sevip? Ne yaptı? Ayhan sevmiş koluna künyeler almış. Bak künyeler almış koluna. Ayhan sevmiş Kayseri'den bir tane daire tapını vermiş. Ayhan sevmiş lüks arabaya bindirmiş. Hiç yani para... Ayhan sevmiş. Ayhan'ı çok sevmiş. Ayhan peki götürmüş, Ayşe, Ayhan sevip ne yaptı? Bana bir tane bir şey söyle. Ondan ne yaptı? Sonra Ayhan hayret git terk et, sokağa terk et. Sevgi bu mudur? Ayhan ne yaptı sana? Bir tane iyi bir şey söyle bana. Ben... Sevip ne yaptı söyle. En azından koruladı. Nerede mecbur koruladı? Çocukların yanına nasıl götürsün adam? Ha? Çocukların yanına nasıl götürsün? Ha? Tamam ama ev açmaz seni otelde siz görüştünüz sonra sokağa atmadı mı bu adam? İyi kötü ev buldu. Ayhan delikanlıydı sana bulaşık yıkattı mı? Kim? Yıkattı. Çay ocaklarına bulaşık yıkadın mı? Çay ocaklarında çalıştın mı? Ben lokantada çalıştım. Bulaşık yıkadın ha mı? Bardak yıkadın. Çalıştı mı çay ocağında? Çay ocağında varıyor. Diyor ki ne ya buraya bir saf geldi. Araştırıyorlar ki ne benim kızım buraya bir onu. Saf geldi mi? Evet. Kayseri'de. Safım buraya değil mi? Diyor, saf geldi diyor ya bu Karaduran'ın kızı diyorlar. Ya Karaduran'a bak kızına bak arkadaş. Bak diyorlar ya. Ya bak Ayşe senin anlamadığın şey şu. Bu adam Ayhan denilen adam kendi menfaati ve istekleri doğrultusunda seni kullanmış. Sevmek böyle bir şey değil. Sevmek yok. Canı isteyince evli kadınla birlikte olurken kızlar hiçbir şey ses çıkartmıyor. Evine giriyor çıkıyor. Ama birlikte olmaya gelince gerçek anlamda kızları ses çıkarıyor. O da onu dinliyor oluyor. Neden böyle? Ne yaşıyorsa bilmiyorum. Ayhan'a onun da Allah belasını versin. Tamam sevdik diye niye naz yapıyor ki o da? Çıksın ekrana bağlansın artık ya. Naz yapmıyor. Öylesin insanlar var ya. Öylesin. Mendil gibi katar. Böyle erkek. Bak mendil gibi katar. Dur Turan Bey kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Ayşe şunu merak ettim ben. Baban ilk geldi buraya. Babanı karşında gördün. Ne hissettin? Hiçbir şey hissetmedim. Babanı hiç sevmiyor musun? Elbet baba sevilir. Ama bu bana babalık yapmadı. Baban sana hiç babalık yapmadı mı? Evet. Ne yapmasını isterdin? Bunlar keşke yaşanmasaydı. Hangileri keşke yaşanmasaydı? Annem olsaydı da bunlar başıma gelmeseydi. Ama annem vefat etmiş. Evet. Annesi, annenden sonra mı her şey değişti? Evet. Kaç yıl oldu annen vefat edeli? 5 yıl. 5 yıl oldu ama sen Serkan'la evliydin zaten o sırada. 2018'de vefat etti. Peki annen olsaydı eğer Ayhan'la ilişki yaşamaz mıydın? Hayır. Neden? Çünkü beni zamanında annem bu durumlara getirdi. Annemi kaybettim ben. Bu şeylere düştüm. Anneni kaybedince mi Ayhan'a aşık oldun? Evet. Annesi öleli 5 sene olmuş. 4 sene olmuş. 5 sene, 5. seneye girmiş. 5. sene olmamış. 4 sene bitmemiş. 5 sene Ayhan'a 1 sene içinde aşık olmuş. Yani boşluğa düştüğünü söylüyor. Önce ne diyelim bu? Peki baban sana sevgi göstermiyordu diyorsun da yani babanın gösteremediği hangi sevgiyi sana Ayhan gösterdi? Bir açıkça söyle. Hangi gün yanımda oldun sen? Olmaz. Hangi gün yanında oldum? Sen hangi gün zor duruma düştün de ben senin yanında olmadım? Zor duruma düştüm, ben senin yanında oldum. Nerede? Nerede? Eve getirdin mi seni? Getirdim. Eve niye getirdin? 3 gün durdum. Ayhan dedi yine şikayet et, kardeşini şikayet et, sığınma evine git. Sen zor duruma düştün baba, parasız pulsuzdum ben. Ben sana 2500 TL'ye göndermedim Kayseri Merkez Postanesi'ne. Araştırın. Giden git. Çok mu? Çok mu? Ya çok değil. Araştırın. Çok mu? Ondan sonra sen Ayhan'ın sevdasına düşmüştün. Ayhan sana para gönderiyor muydu?
O gün çaresizim dedim. Ben çocuğumu aldırmamış mıyım? İki gün durmamış mı? Çocuğu kandırmış. Gene düşmüş sokaklara Ayhan'ın peşine. Peki Ayhan. Ayhan diyorum. Ayhan sana para veriyor muydu? Evet. Ne zaman verdi? Her geldiğinde veriyordu. Ne kadar da bir geliyordu? Haftaya bir buluşuyorduk. Haftada bir buluşuyordun. Evet. Sen o sırada nerede kalıyordun diğer günler? Evim var. Evinden önce, olmadan önce. He? Evin olmadan önce. Otellerde falan kalıyordum. Peki otel sen Ayhan'a demedin. Veriyordu. Ne otel yapıyordun? Parasını veriyordu. Ya ama otel parasında o da olacak. Hayır, ben kalıyordum. O gidiyordu. Gelmiyordu bile. Niye gelmiyordu? Beni otele bırakıp gelmiyordu. Evine gidiyordu. Bu seviyor mu böyle adam? Kim? Seviyor, sevmiş. Böyle adam çok, sever çok sevmiş mi oluyor? Bekar adam niye senin yanında değil? Çok sevmiş. Ne yaptığını bilsin. Çok sevmiş. Sormadın mı sen ne biçim adamsın? Böyle yanında olmak mı olur? Hadi diyorsun benim yuvamı bozdun. Biz niye evlenmiyoruz demedin mi? Sordum. Ha? Sordum. Ne diyor? Bekle. Onda Şubat'tan önce... Neyi sen... bekliyorsun? O bekar, sen Şubat'tan bekarsın. Şubat'tan önce evliydim o zaman Serkan'la. Daha boşanmadım. Sonra bekle, sen evlisin. Seninle biraz şöyle sana namus anma diyor, ar değil bana diyor, biliyor musun? Anlamadım. Sana namus anma diyor, ar değil bana diyor. Seninle bir sefer adepti şu arnındaki şah damarın kırılması yeri. Evli kadın elin sokaktaki aç köpeğini evine almazdı. Şimdi. Alır mıydı? Alır hata mıydı? Yaptım aç. Zaten yani. Aç köpeği. Yani orada işe gidip de artık. Onu aç köpeğini eve getirmezdi. O köpek var ya, köpek hata benim köpeklerim. Yaptım. Benim köpeklerim ondan tamam, değerli. Değerli. Da, tamam. O adamdan değerli benim köpeklerim. Artık belli ki belli bir hata yapmış. Kesin. Bunun sonrasında önemli olan senin Ayşe sağlıklı bir şekilde ilerleyecek duruma gelmen. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 14.20'de görüşmek üzere.